Bizim 8. sohbet toplantımız, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın organizasyonu. Böyle 15 günde falan bir yapmaya çalışıyoruz ama her zaman olmuyor. Yani belli bir takvim yok. İnsanlar müsait oldukça, herkes de müsait olmuyor. Herkesin de anlatacak şeyi olmayabiliyor falan. Sizinle epey olmuş, 3 sene olmuş son görüşeli. Şimdi özgeçmişinize baktım da ben bir defa ilk okuldan başlayarak çok enteresan bir hikayeniz var. Sizden dinlemek isteriz. Yani Tamam. çocukluktan itibaren. Ben isterseniz kısaca konuşmamı dörde böldüm. Birinci bölüm Selahattin Anaç kimdir? Neden madenci oldu? İşte nasıl işte yetişti? Onları kısaca anlatacağım. Çünkü kendine özgü bir yapısı var Selahattin Anaç'ın. Ondan sonra İngiltere'den 82 yılında döndükten sonra 98'e kadar Etibank'ta bir çalışma mesaim oldu. Dolayısıyla bu konuda kısaca bir şey yapmam lazım. Etibank'taki önemli projeler var. Gerçi arkadaşlarımız da Etibank'tan arkadaşlar var. Onların da yardımıyla bazı projelerle ilgili fikirlerimi beyan etmek istiyorum. Daha sonra da 98-99'dan sonra Etibank'taki yeni yapılanmanın neticesinde biz açığa düştük. Açığa düştükten sonra da bakanlığa bizi aldılar. O bölüm bakanlık dönemi yani TEDAŞ müsteşar yardımcılığı dönemi kısaca 2-3 tane önemli konu var. Onları bahsedeceğim. Ondan sonra da TK'ya genel müdürü olduktan sonraki yaklaşık 9 yıl 8 ay TK'daki maceralarımızı kısaca özetleyeceğiz. En sonunda şu anda ne yapıyorum? Ve şu anda madencilikle ilgili ne düşünüyorum? Son dönemle ilgili. Kısaca bunları bahsetmek istiyorum. Buyurun. Müsaade ederseniz. Selahattin Anaç, ben yani 1952 yılında, yani %100 emin değiliz. Ne zaman doğduğum belli değil. Yani anneme sorarsanız 14-15 yaşındaymış. Ben diyor bir seni doğurduğumu hatırlıyorum diyor. Fakat şeyde de ilk yazın doğduğum söyleniyor tevatür. 53 de olabilir diye düşünüyordum. Fakat en son yani nüfusa kaydolduğum yıl 52 olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla 1952'nin haziranlarında doğmuş olabilirim yani. Dolayısıyla ilkokulu Ertuğrul köyünde okudum. Dördüncü sınıfın ortasına kadar annemin rahatsızlığı nedeniyle Çorum'a taşınmak zorunda kaldım. Dolayısıyla annem hastanede ben okula gidiyorum şeklinde bir çocuklar ufak, babam işsiz. Böyle bir başlangıç oldu Çorum'da ve bir yıl kaybettim. Yani orta bir de sınıfta kaldım. Bir tane derste. Ondan sonra da Ankara'ya taşınmak zorunda kaldım. Ankara'da da Ayrancı ve Çankaya ortaokul ve lisesini okudum. Çankaya Lisesi'ne gecekondudan yürüyerek gidiyorduk yani. Dikmen Deresi'nde oturduk çok. Ve orada okul birincisi olduğum zaman bir öğretmen bana dedi ya bu gecekondulu çocuktan başka okul birincisi çıkmadı mı diye yüzüme söyledi şeyde sınıfta. Böyle bir ortamlardan yetiştiğim için bir an evvel şeyi bitireyim. Annem ve babama yardımcı olayım diye çok istedim ve tıp fakültesini Hacettepe Tıp'ı kazandım. O arada sınavlar farklıydı biliyorsunuz. Yani İstanbul Teknik ayrı bir sınav, Yıldız ayrı, Boğaziçi ayrı yapıyordu. ODTÜ'nün sınavı ayrıydı. Ben mesela Ankara'da olmama rağmen ODTÜ'nün harcını yatıramadığım için ODTÜ'nün sınavına giremedim. Yani bu kadar background olarak sıkışık bir ortamdı. İlk kazandığımız yer diye ve olmak istediğim yer olarak Hacettepe Tıp'a girdim. Fakat bu arada da bu sınava girmiştim. Sınavda da İngiltere'de maden kazandığım ortaya çıkınca vazgeçtim şeyden yani tıptan. Gittim, gideceğim fakat ailede memur yok. Maaşlı insan da yok. Ne akrabaların arasında ne ailede yani. Dolayısıyla kefil
bulamıyoruz. Dolayısıyla zar zor bir tanıştığım bir şair, Allah rahmet eylesin, Halim Yağcıoğlu benim kefilim oldu. Bir de hiç benim ve babamın tanımadığı bir şahıs benzer bir ortamda okuduğu için o da gelip imza attı gitti. Bir de bir arkadaşımın abisi kefil oldu. Böylece İngiltere'ye 1972'nin Mayıs ayında yola çıktık. Ve 1981 Aralık ayında okulu doktoramı yapıp bitirip geri döndüm şeye. Etibar Genel Müdürlüğü'nde 1982 Mart ayında başladım. Ben Uludağ'da çalışmak istiyorum diye müracaat ettim. Eşim de ben Uludağ'a gideceğim diye tekstil kimya mühendisiydi. İpek işte iş buldu. Fakat bu arada kader ağlarını örüyor. Bilgin Kaynar şu anda birlikte bazen buluşuyoruz, çalışıyoruz. Şimdi not bırakmış. İngiltere'den birisi gelirse genç mutlaka proje TSB'nin ihtiyacım var diye şerh düşmüş. Dolayısıyla bizim dilekçemizi dikkate almadan direkt orada başlamış olduk. Yani böylece bir proje tesise başlamış olduk yani etüt planlama bölümüne. Şimdi tabii o dönemdeki madencilik ve mevzuat ve her şey çok farklı bugüne göre. O zaman biliyorsunuz kitler çok dominant. Etibank o zaman çok büyük bir kuruluş. 43 tane ürün üretiyordu o dönemlerde yani. Hemen hemen 8 tane mi işletmesi vardı, müessesesi vardı, maden ocakları vardı. Yeni projeler çok fazlaydı. Ve biz de ilk etapta bu KEF konsantratörüyle Kütahya Gümüşköy projesine verdiler. Tabii KEF konsantratörünün de çalışmayan bir ufak tesis olarak bizden önce kurulmuş bir tesis var. Tabii ona göre bir çözüm bulunmuş. Ve KEF'in tabii cevher yapısına bakıldığı zaman İngilizce differential grinding dediğimiz çok ince malzemelerin serpantin olduğu ve biraz daha zor öğütülen kromla beraber öğütüldüğü için bir de kuru sistem çok ince bir öğütme sistemi seçilmiş. Nasıl olmuşsa yani 300 milimetre 300 mikron olması gerekirken 300 mesh şey öğütülmüş. Yani ben biraz incelediğim zaman gördüm. Dolayısıyla girdiği gibi çıkmış manyetik separatörlerden. Hatta bazen diyorlardı 27 girdi 22 çıktı diye. Öyle bir şey vardı ve bir de düzeltme için bir girişimde bulunulmuş o dönemde. Orada mevcut bir elek astarlı değirmen diye bilinen mozaik için daha çok kullanıldığını Alman teknolojisi belki siz bilirsin. İçinde astarlar var. Elek astarlar var değirmenin içinde. O büyütülmüş 6 tane mi? 4 tane mi ondan koymuşlar. Onlar da tabii çalışmamış. Bu Selçuk Baran'a, Osman Kılavuz, belki Kemal Bey hatırlar. Orada çalıştılar o dönemde. Onlar da tabii düzeltememişler. Ben ne zaman gitsem değirmenler yatıyor. Geri dönüş bantı kopmuş. Böyle bir şey. Ben 6 yılda 1 yıllık şeyi kapasiteyi tutturamamış yani bir önceki tesis. Dolayısıyla bunu düzeltelim diye yeni bir tesis Otokumpu'yla imzalanmış. Tabii ben de geldim şimdi bana verdiler bunu. Büyük heyecanla okudukça da eleştirmeye başladım ben mevcut tesisi. Tabii ben şeyi de bilmiyorum. Sistemi de tam bilmiyorum ya. Herkese söylüyorum şöyle yanlış var böyle yanlış var. Sonunda beni yukarı bir yere götürdüler. Ne diyorsun sen dediler. Dedim ya burada dedim hani bu manyetik separatörleri kullanmayı devam ettirmek için yaş başlanan sistem tekrar yeniden ara ürün kurutuluyor. Ondan sonra bu şeyden geçecek o kadar hiç unutmuyorum 9100 ton yılda şey fuel oil gereksinimi vardı. Dedim çok saçma çünkü ondan sonra götürüyoruz bunu pelet yapacağız diye ıslatıyoruz tekrar yani bunun baştan sona kadar ıslak olması lazım diye düşünüyorum dedim. Bu sefer Turç Bey rahmetli
genel müdür yardımcısı olacakmış, ben bilmiyorum. Bizim şube müdürüydü o zaman. O başkanlık yaptı ve bizi dinlediler yani o zaman. Şeyi yırttık, akım şemasını, ondan sonra otokumpuyla tekrar yeniden oturdular. Bu sefer Luleå Üniversitesi var İsveç'te. Oraya götürüp gravite testleri yaptık. Ben de başında bulundum. Ve Reinhard Koneleri ilk defa o zaman seçildi, Türkiye'ye geldi. Yani ilk libero olan malzemelerin bir an evvel kazanılması, geri kalan da spiral olacak şekilde düzeltildi, öyle kuruldu. Yani KEF'le ilgili böyle bir durum var. Kütahya Gümüşköy biliyorsunuz hani o zamanın efendim. Kütahya'ya geçmeden bir şey aklıma takıldı. Unutmadan sormam lazım ya. Siz madencilik, ailede madencilik var mı? Yani bir madencilik ilişkisi bulmaya çalışıyorsunuz. Şimdi sizin sorunuzu kısaca anlatayım. Ben şimdi rahmetli babam taş duvar ustasıydı. Evet. Yani kuru duvar derler, biliyor musunuz? Hani kuru yaparsın, sonra derzle tutturursunuz. Köylerde o zaman taş okullar oluyordu. Evet. İlkokullar. Babam bu okulların, bu binalarını sıfırdan yapıyordu yani. Evet. Ben de onun yanında taş ocaklarında babamla beraber çalışmaya başladım. Dolayısıyla babam ben şeyi tutuyordum, murç. Babam çekişle vuruyor ve böyle döndüre döndüre deliyorduk. Ondan sonra o içinden kaşıklarla çıkarıyorduk o ince malzemeleri. Evet. Onları da sıkılamak için üstüne geri koyuyorduk. Babam ağzında sigarası uzaklaştırdı böyle bir yere, tutuştururdu, bom diye patlardı yani. İlk önce madenciyle böyle başlamış olduk yani. Benim mutlaka etkilemiş bu olay diye düşünüyorum yani. Baba mesleği yani evet, diye düşünüyorum. Bence de. Bir şey daha aklıma takıldı sizden. Leeds'i de hızlı geçtiniz de Gülhan Hoca da tanır herhalde. Profesör Young ve Dell, o zaman meşhur bir Dell flotasyon. Şimdi istersen orayı da kısaca anlatayım konumu, yani en azından doktora tezimi anlatayım. Orada biliyorsunuz 3-4 tane önemli insan vardı. Birisi Dell'di. Bir diğeri de Grimshaw'du. Evet. Grimshaw bana tez olarak şeyi önerdi. Ya dedi, Türk kromlarıyla ilgili bir sıkıntı var dedi. Refrakter olarak kullanılırken spalling dedikleri, böyle bir durup dururken belli bir şeyin üzerine çıktığı zaman patlıyor dedi. Ve bir çukur açılıyor şeyde, tuğlada. Sorunlar oluyor dedi. Ben de hani bu konunun uzmanıyım. Gel bununla beraber çalışalım bana önerdi. Şeyde bu arada Doktor Aplik, Allah rahmet eylesin, vefat etti. O da Ümit İmre'nin sınıf arkadaşıymış. Ben dedim mutlaka bir Türk'le olmak istiyorum dedi. Severim ben Türkleri bilmem ne. Gel dedi beraber combination çalışalım dedi. Ben de düşündüm hani dünyada en çok tüketilen enerjinin öğütmeyle için hani önemli olduğunu düşündüm. Ve öğütmeyle ilgili benim tezim şuydu. Öğütmede kullanılan enerjinin ölçülmesiyle üretilen ürünün yüzey alanı veyahut da tane dağılımıyla ilgili ilintileri ve formülleri, işte breakage function, selection function, onları da düşünerek, bir de Bond'un yapmış olduğu bu test, Bond test biliyorsunuz yaklaşık 9-10 saat sürüyor yapmak. Dolayısıyla bir yerde bir eksikliği bulmak için bir iki vardiya geçmesi gerekiyor yani. Dolayısıyla daha çabuk, yani bir saat, yarım saat içinde bu girdi çıktı enerji ölçümlerinden ve tane dağılımından bir formül bularak bu kullanılabilir mi diye bir tez verdiler bana. Tabii orada eğitimde şey var, süre bir istikrar var. Benden önceki kişi bunun yüzey alanıyla ilgili kısmında çalışmış. Benzer bir şeyde. Bana da illa böyle çalışacaksın dediler. Ben kısa bir süre sonra bunun doğru olmadığını, yani yüzey alanının çok önemli olmadığını, esasında tane dağılımının üzerinden gitmek gerektiğini söyledim ama onlar ısrar ettiler. Yani başka hoca, çocuk tez yaptı bilmem ne diye. Sonunda bunları ikna ettim. O kısmı bıraktım yani. Fakat sınavda bu da problem oldu. Şimdi
Sınavda da bu Warren Springs'den müdür olan arkadaş seçilmiş. Bayağı güçlü bir adam. Benim de hani sınav tarihiyle ve saatiyle ilgili bir haberim olmadı. Şeyden düşmüş. Benim zaten Çorumlu olduğum için hep şansım yaver gitmez. Panodan düşmüş benim şeyim. Cuma günü Doktor Akin'e dedim. Ya hocam dedim, ben dedim ne zaman sınava gireceğim? Herkesinki belli, benimki belli değil dedim. Sen bilmiyor musun dedi. Yok dedim, bilmiyorum. Hep pazartesi giriyorsun dedim. Allah'tan iyi ki de gitmişim. Şimdi bu adam da geldi şimdi böyle şey gibi sarkıyor. Makarna gibi tezin içinden sorulan olduğu yerler işaret koymuş herhalde. İçeri girdik işte bana daha birinci soru aç bakalım tezinin şu sayfasını dedi. Açtım. Bir sürü formüller var. Daha literatür taramasının olduğu yere yani. Formüller var. Dedi burada dedi, bir yanlış var dedi. Bunu bul dedi, çabuk dedim. Ulan bakıyorum bakıyorum. Sonunda fark ettim. Yani birbirine çıkması gereken grup, matematiksel gruplar artı olmuş. Çilem Hanım yanlışlıkla artı basmış yani eksi yerine. Burada da eksi olması lazım dedim. Hanım bizim suikast yapmış dedim. İyi dedi, sen bu işi biliyorsun dedi, onu gördüğüne göre falan dedi. Böyle çok kısa bir sürede yani bir sürü sorular sordu. Çıktık dışarıya. Kapıdaki kız dedi ki ya dedi bunlar dedi seni mahvedecekler dedi. Sen bilmiyorsun dedi. Biz önceki Yunanlıların tezini yırttılar dedi. Sen 2 saatte çıkamazsın dedi. Sana bir çay getireyim dedi. Onu içer dur dedi. Şimdi birazdan seni bir daha çağıracaklar dedi. Bana dediler ki doktor doktor Selahattin Anaç diye bağırdılar. O zaman dedim ya herhalde bu iş bitti. Hemen Çiğdem'i aradım. Çiğdem de dört gözle bekliyor sınavın sonucunu. Böylece şeyi bitirmiş olduk yani oradaki sistemde. En önemli soru şey dediler tezinin yani kullanım şey nedir? Yani sanayide kullanımı hakkında ne düşünüyorsun? 3 yıl daha versek size ne yaparsınız? İyiyim. Nasıl devam edersiniz? Çıkardım gerçi ama. Ondan sonra da elimi sıktılar geri geldim. Yani herkes başka yere giderken biz Türkiye'ye geldik. Bir Türk kızıyla evlendik. %3'e giriyor. Sonradan öğrendim. Geri dönenlerin sayısı. Onların da geri kalanın %90'ı gidiyormuş geriye. Bir kişi kalıyormuş yani hemen hemen. O bir kişi Çorumlu benim yani. Evet. Çok güzel. Yok. İsterseniz Etibank'a geçeyim. Bu KEF ile başlamışken devamını getireyim. Tabii. Şimdi burada mesela bu Kütahya Gümüşköy ile ilgili biliyorsunuz Türkiye'de kurulan ilk liç işte altın ve gümüş açısından çok önemli. İşte siyanür kullanımı, Evet. o siyanürün bertaraf edilmesi. Bir de orada biliyorsunuz, bilmiyorum belki duymuş olabilirsiniz. Siberian Discharge diye bir atık sistemi Kanada'dan alındı. Yani bu böyle yavaş yavaş eğimli bir zeminde sıvı akıyor ve oksijenle temasa geçtiği için oksitleniyor. Yani serbest siyanür zehirlenme olan yani pH zaten 11 civarında bir sorun Evet. olmuyor. Bir o sistemin varlığı aklımda kalmış. Bir de ilk defa yine Türkiye'de hızlı high efficiency thickener. Yani thickenerlerin altında frequency converter'la çalışan şey seviyesine, thickener seviyesiyle bağımlı hale getirilmiş pompa sistemi aklımda kalmış. Dolayısıyla bu büyük bir heyecanla bekliyoruz. Tesis kuruldu. Nahit Eresen, Allah rahmet eylesin, bir Alman, Türk vatandaşı Alman bir arkadaş vardı aralarında. O da beyin tümörü geçirdi. Yarı yolda öldü. Hepimiz çok üzüldük. Tesis kurulduktan sonra tabii çok büyük bir problem başladı. Kırıcıdan geçmiyor. Çeneli kırıcıdan geçmiyor şey. Malzeme bırak öğütmeye gelmesini. Çeneli kırıcıdan geçiremiyoruz. Evet. Yani orada tabii büyük bir sorun oluyor. Sürekli oraya gidip geliyoruz. Hani ben de proses mühendisiyim diye. Sonunda şey geldi, Suha Bey geldi.
Belki şuabeye katılsaydı o daha da iyi hatırlardı. Beni SS subayı gibi sürekli gönderiyor ya. Burayı çöz, burayı çöz. Fakat benim ne söylediğim şeye kabul ettirmiyorum. Ben hani uzman öğretme konusunda dedim. Burada SAGMİL olması lazım. Yani hocam bir değirmen sisteminin olmasını öneriyorum. Fakat oradakiler de diyorlar ki geri dönen su da siyanür olduğu için bu malzemenin depolanması gerekiyor. O yüzden biz zehirleneceğiz bilmem ne. Böyle engellediler. Sonunda dedik ya bunun bir sıkıntısı var. Sıkıntı bizden kaynaklanmıyor. Tahkime gitme kararı verildi. Beni yine gönderdiler şeye. Sabri abi de sanıyorum o zaman işletme dairesi başkanıydı değil mi? Sabri abi. Oraya gittim ben. 20 gün falan çalıştım şeyden. Almanlar tabii bizden daha farklı olarak avukatlarıyla birlikte müzakereleri yapıyorlar. Hani bizim o zaman avukat mavukat kimseyi almadılar. Ben hatırlıyorum ilk zamanlarda. Orada yazdırmış adam. Bundan önce imzalanan tüm anlaşmalar geçersizdir diye. Tabii bundan önce anlaşma adamlarla yapılan numuneyi alıyor adam. İşte bu şeyleri akım şemasını geliştiriyor. Fizibilitesini yapıp öneriyor. Ondan sonra yatırım kararı alınıyor. Dolayısıyla bu ikisi de bağları koptuğu için hukuksal bir temel var mı yok mu onu araştırmaya başladık. Sonunda Erdoğan Yeşil diye bir avukat Allah rahmet eylesin orada vefat etti. Ona ben internette bir sıkıntı oldu ama benden değil inşallah. Ha, yok. Ondan sonra oradayken İsmet abi, İsmet Sivrioğlu orada müesse müdürüydü. Ya dedi Selahattin'cim dedi bu okuduklarının hepsini okudum da bir de dedi benim dedi Sabri Bahana'nın şeyi var. Hanımı var burada dedi. Onu o Bahana'nın dedi hanımının da sakladığı bazı evraklar vardı. Bir de onlara bakalım dedi. Onlara bir baktık bir tanesinde adam gelmiş Almanya'dan. Demiş ki bu tesis tamamen yanlış tasarlanmış. Tamamen kuru sisteme göre yapılmış. Ben sahaya gittim, bastığım zaman çizmelerim balçıktan çıkamadı. Bunda bir hata var, bu da bizim hatamız şeklinde yazmış adam. Bir de testler şeyde yapılmıştı, Sabri abi sen hatırlarsın. Ontario Research Foundation, Kanada'da. Orada gelen şahıs şey bilmediği için nereden nasıl gelmiş bu? Bu herhalde yolda gelirken ıslanmış diye kuruttuğunu yazmış şeyin içine. Proses raporunun içine. Bunlar da dayalı olarak bir şey açıldı. Tahkim şeyi. Yaklaşık 9.8 milyon Deutsche Mark civarında bir parayı kuruttan aldık yani. Bu parayla tabii bir şey çok şey kaybettik ama yine de en azından hatası tescil edildi. Bilmiş oldu. Evet. Bunu Kütahya'yla ilgili söylemek istiyorum. Bir soru varsa bu konuyla ilgili yok değil mi? Devam edeyim mi? Yok iyi oldu bunu anlattığınız. Yani gazetelerden biliyorduk ama bu detayları bilmiyorduk. Enteresan geldi bana çok. Yani tabii orada en büyük sıkıntı mesela o dönemlerde bu zarar eden İsmet abi bir anısı var. Zarar eden işletmeler sorgulanıyormuş. Bankalara havale etmişler. Çağırmışlar bunu. Etibank bize bağlı ya banka olduğu için. İsmet abini çağırmışlar. Ya demiş kardeşim gel bakalım sayın müdür niye zarar diyorsun burada falan demişler. Ya demiş böyle var şöyledir bizim ne alakamız var bankayla falan filan derken demişler ki bunların hepsi şey Almanca, İngilizce bunları Türkçe'ye çevirtireceksin. Yani böyle iç denetimde de böyle şeyler olmuş yani o dönemde. Değerli hocam. Şimdi mesela o zaman 5,5 dolardı şey. Bir ons gümüş. Başa baş geliyordu ancak. Yani zarar edecek diye umduk. Şimdi 30'un üzerine çıktığı dönemler oldu. Adam, alan adam çok para kırdı oradan. Tabii orada şey çok düşük bir de onu söylemem lazım. %65 civarında randıman. Bunun nedeni
hani bu kral suyuyla yapılan liç denemelerinde bile 65'in üstüne çıkmıyor. Çünkü gümüş kuvars kristallerinin içine absorbmuş kısmen yani. Yok, aklımda kalmış. Sabri Bey bir şey diyordunuz, bir saplama yaptınız. Dündar Bey bir ilave yapayım. Hepinize selam, sevgi ve saygılar. Uzun yıllardır görmedim. Gülen Hocam orada. Merhaba Gülen Hocam. Zaman konuşuyoruz. Merhabalar. Bir de Ergün Bey vardı. Ergün Bey. Evet, Ergün Tuncel Bey. Çok keyifle dinliyorum. Yalnız bu şeyle, Gümüşköy'le ilgili olarak, Gümüşköy yapılırken İsmet oraya gitti. Ben sanıyorum ya Uludağ'daydım ya da halen Erganibakır'daydım. O zaman işletme dairesi başkanı olsaydım herhalde. Ama benim zamanımdan önceyi anlatıyorsun değil mi Sabri abi? Tabii, 77. Tabii. Sizden öncekini anlatıyorum ama anladım. Yani o dönemde orada yoktum. Abidin abi vardı. Abidin Özyurt vardı o zaman. Abidin ilk başında vardı orada. Numune evet. Vesaire konu herhalde onun zamanında alındı. Ama ben o zaman ya Erganibakır'daydım ya da evet. Uludağ'daydım. Tabii orada yani numune alma olayında Almanlar dahil oysa zaten birebir kabahat. Almanlar yapmış numuneyi. Evet. Yani birebir suçlular. Gidip eteklerden, o döküntülerden numune alıp göndermişler. Sonradan tabii ben de yani hikayeyi sadece müdahil olarak değil de daha sonra öğrendik. Ama ben ayrıldıktan sonra o şeyi kazandınız, mahkemeyi kazandınız. Ben o zaman... Yani şimdi şöyle, ben şimdi tabii o zaman çok gençtim. Siz başkanken ben ya şube müdürüm ya da müdür yardımcısı falandım yani. Şimdi beni köşeye götürmediler o yüzden. Bütün bu çalışmaları yaptık ama onlar da çok enteresan bir hikaye. Onu da belki söylemekte yarar var. Şimdi o zaman biliyorsunuz eskiden genel müdürlerin örtülü ödenekleri vardı. Birisi gelmiş bu ödenekleri kaldırmış. Çok harcıyorlar. Küçücük bir otelde kalıyorlar. Petro'yla bilmem nereye kadar gidiyorlar. Ondan sonra da tahkime katılıyorlar. Yani tahkim kazanıldı ama sistemde büyük şey var yani zafiyetler var. Mesela demişler ki Almanlar ya gel bir beraber konuşalım yüz yüze. Nerede hangi otelde kalıyorsunuz diye. Bunlar kalmadıkları büyük bir otelin lobisinde görüşmüşler yani orada kalıyoruz diye. Yani kazanıldı ama sistem böyle bir sıkıntılı bir şey devlette çalışmak. Bunları da aşarak çalışmak zorundasınız yani. Dündar Bey bir devreye girebilir miyim? Güven Hoca canlanmış, sesini duyuyoruz. Geçmiş olsun diyelim bu arada. Birkaç kelime söyleyeceğim. Buyurun. Sonra zaman zaman çıkacağım. Hastanedeyim çünkü. Biliyorum. Geliyorlar vesaire. Ölçü biçi yapıyorlar. Evet. Öncelikle bütün arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Selahattin Bey'i de uzun süredir görmüyorduk. Buna da iyi sohbetler diliyorum. Bu Krupp'la olan davada bilmiyorum ben geç açtım belki bahsedildi. Ben rahmetli Senayi Saltoğlu bir de rahmetli Işık Özpeker biz bilir kişiydik ve de güzel bir rapor hazırladık yani o davanın evet, kazanılmasında önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Hatırlayamadım. O raporun. Özür diliyorum. Yani dolayısıyla o rapor çok önemli. Yani. Eti Bank'ın arşivlerinde vardır herhalde. Yani uluslararası mahkemede. Eti Bank'ın yerinde yerlere süreceğim. Efendim? Eti Bank'ın bu anlattığımız maceraların olduğu yerde yerlere süreceğim. Şu anda otopark olmuş. Onu bilmem. Eski Eti Bank'çılara sormalım. Evet ben tekrar hepinize iyi günler diliyorum. Evet. Dinleyebildiğim kadar dinleyeceğim. Buraya gelip gidenler oluyor. O zamanlar kapatırım. Güven Hocam geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi bu 1982'li yıllarda KIT sistemi vardı. KIT. Yani evet. 82, gerçi 77-78'de devletleştirme olmuş. Bütün biliyorsunuz kömürler. TK'ya gittiğimizde TK'daki kömürleri onları gördük.
Meybank'ta da borularla ilgili kısmı gördüm. Bu konuda tabii yapılan işlemler neticesinde sanıyorsunuz ki devlet bu işlerde çok ciddi bir şekilde bunların üzerine gidecek. Ondan sonra 84 oluyor. Rahmetli Özal dönemi başlıyor. Özal diyor ki bundan sonra öz kaynakla yatırım yapacaksınız diyor. Ondan sonra 1984'te şey çıkarıyor. 6224 sayılı yabancı sermaye kanunu var biliyorsunuz o zaman. Sonradan bu hükümet döneminde kaldırıldı. Orada imtiyazlı alanlar var. Yani özel teşebbüsün giremediği imtiyazlı alanlara yabancı sermaye ancak bakanlar kurulu kararıyla bir imtiyaz verilirse girebiliyor falan. Dolayısıyla bu çerçeve kararnamesiyle Etibank Genel Müdürlüğü'nün elindeki projeleri öz kaynakla yapmak mesela diyelim ki küreyi öz kaynakla yapıyoruz. Çünkü şeyi düşük, tenörü düşük, satış imkanları kısıtlı. Buna riskleri sen üstleniyorsun. Şeyi daha düşük yani ayarları. Ama Çaylı Bakır mesela daha iyi bir proje diyelim. O dışarıya açıyorsun. Böyle bir sistem getirildi. Dolayısıyla ilk geldiğimizde bize, ben şimdi o zaman genç bir mühendisiz, bütün bu dışarıya açacağımız projelerin İngilizce kitapçıklarını yazdırdılar bize. Bütün yazılanları okuyoruz. Jeolojisi, bilmem nesi, şusu, busu. Sonra şey bu, iş kanunu, teşvik kanunu, vergi kanunu, bütün bunların İngilizceleri de var. Bu projeler de hazır. Birisi geliyor mesela Ergun Bey, Dündü Ağabey'e geliyor. Ben diyor Siirt Madenköy'e yatırım yapmak istiyorum diyor. Tamam diyoruz. Gidiyorum ben odaya. Hepsi yığılı böyle. Bir tane dosya hazırlıyorum. Yönetimden de geçmiş hangi çerçeveyle yapılacak. Kim gelip ilk imzayı atarsa ona veriyoruz. Böylece yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişi ilk dönemler bunlarla başladı. Yani Tüprak, Artizet, bilmem ne bütün bu adamlar Etibank'ın projeleri için geldiler yani. Etibank orada önemli bir anahtar rolü oynadı. Yani oradaki arkadaşlarımız, yani Muammer abi Allah rahmet eylesin, Bilgin abiyle beraber bütün bu projeleri hazırladıkları sunurlarla Avrupa'da, Amerika'da tanışan insanları yatırıma çağırmışlar. Yani dolayısıyla o dönemde biz o döneme, o kritik geçiş döneminde başlamış olduk. Dolayısıyla zamanımızın bir kısmı, önemli bir kısmı ya yerli ya da yabancı sermaye açılmış projelerle geçti. Yani şimdi ben şeyleri kısaca bitireyim. Etibank'ın %100 kendine ait olan projelerle ilgili bölümü. Mesela bu şeyde borik asitten biraz bahsetmek istiyorum. Emet'te kurulan borik asit tesisi. Şimdi tabii ben bu kurulduğu zaman proje tesis dairesi başkanıydım yani. Kurulmak için düşünün. Bandırma seçilmiş. Bandırma da kurulacak diye. Yatırım programında Bandırma çıkıyor. Fakat ben Bandırma'ya gittim. Atık atılacak yer Ağaldere Barajı yerleşim yeri olmuş. Her tarafta evler var. Ondan sonra baraj geçirimli olarak yapılmış her ne hikmetse. Dolayısıyla ne kadar bor çözelti varsa Marmara'ya gidiyor. Suyu nereden alıyorsunuz dedim. Su da Manyas'taki kuş cennetinden alınıyor. Ben dedim bunu kabul etmiyorum dedim. Bu dedim olmaz. Dediler aman dediler Taşkın Bey oradan gelmiş. Bütün herkes orada kurulmasını istiyor falan filan. Ben dedim ya gider konuşurum Taşkın abiyle. Yok dediler aman dediler gitme vallahi çok sinirli bilmem ne falan filan. Ya dedim beni proje tesis dairesi başkanı yaptı adam. Yani onun bir bildiği vardır herhalde dedim. Oturduk bir tane rapor yazdık. Neden burada değil de Emet'te kurulsun diye. Götürdüm hiç kimse imzalamadı. Dediler ki git önce genel müdürle görüş. Taşkın abi dedim ya böyle bir durum vardı. Merkez senden korkuyor kardeşim dedim. Yani dedim bunu niye dedim böyle yapıyorsun, ısrar ediyorsun Bandırma'da kurulsun. Kuş cenneti var, Ağaldere Barajı var, bir sürü sıkıntı var. Kim dedi ben orayı istiyorum dedi ya. Kardeşim sen niye geldin proje tesise dedi. Senin görevin en doğru yer neredeyse orada kur dedi. Ben seni onun için oraya getirdim dedi ve ben böylece imza ettirdim orayı. Şimdi taşıyacağız da nereye kuracağız?
Sana dediler ki ya burada rahmetli Erbakan zamanından kalma çimento için fabrika yeri tespit edilmiş olarak var dediler. O zaman İbrahim Esenergül'ü gönderdim ben. Dedim ya bir bak bir yerleşim yaptım. İki tane yan yana koyacak şekilde demir yolu da var. Yani asit getirmek için falan. Öyle bir bandırmadan taşındı. Bir de biliyorsunuz bu borik asit öğüt daha önce yaş sistemle bir tane küçük geçiş var orada. Sürekli su şişiyor yani devrede. Yaratamıyorsun suyu. Dolayısıyla kuru öğütme. Bigariş'te ben ilk defa orada kurduğumuz öğütme tesisi var. Onu da bir sürü zahmetle kurduk. Çünkü adam diyor ki Loşe, çocuk daha babası yeni ölmüş genç bir çocuk. Abi dedi benim adım dedi geçmesin dedi hiçbir yerde dedi. Benden aldın hiçbir yerde söylemezsen satarım sana dedi. Çünkü öbür tarafta dedi benden almazlar dedi ben size bunu satarsam. Bir tane aldık bir değirmen, Loşe değirmen, dik değirmen. Şimdi Türkiye'de yapılıyor. Ersel yapıyor, başkaları da yapıyor. Evet. Yani o sistemden dolayı kuru öğütme konuldu emet borik asitte. Hatta ben demiştim ayrılmadan önce belki öğütme kapasitesini arttırmak için çaktırmadan bir tane yanına paralel bir tane öğütme tesisi kuralım. İki tane alalım hepsinden. Ve oradan da öğütüp satalım yani. Emet kolemaniti de öğütülsün falan diye. O olmadı herhalde. Anlamı bilmiyorum. Alıp olmadığını bilmiyorum. Yani Emet'le ilgili söyleyeceğim bu. Bigaliş'le ilgili ilk öğütme tesisiyle ilgili onu kuranlarla ilgili negatif yayınlar da çıktı daha sonra. Bunu kuranlar şöyledir böyledir satılmıyor edilmiyor diye. Şimdi yok satıyor. Öğütülmüş kolemanit. Ben sonradan tabii pazarlama satış dairesi başkanı olduğum zaman anladım ki kolemanit büyük bir silah. Çünkü kolemanit borik asitin kullanıldığı yerde kullanılabiliyor. Aynen hiç şeysiz yani. Dolayısıyla fiyatını da miktarını da ayarlayabileceğin, senin elinde başkalarının elinde olmayan başka hiçbir yerde yok kolemanit. Dolayısıyla ticari olarak çok önemli bir ham maddeyi başkalarının eline vererek öğütülmüş madde olmaktan çıkarıp ham olarak sattığınızda bu şey elinizden gidiyor. Dolayısıyla yani o açıdan öğütme tesisinin o başlangıç kısmında yer almış olmamız ve onun da kazandığımız deneyimle Mehmet'in Bey daha iyi bilir hani bu borik asit akım şemasında kuruk sisteme geçildi. Şeyde de soğuk suyla kil temas ettikten sonra onu ekonomik olarak çöktürmek imkansız. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın büyük göller oluştu şimdi orada biliyorsunuz. Yani bu tinkal konsantresi üreteceğim diye. Şimdi işte bu direkt tinkalden sıcak su ile ve spiralli bir şeyle öğütme ilk liç kısmı değiştirildi. O da mesela büyük bir başarı. Bu da bizim Etibank kendi türettiği şimdi mesela liktüm üretiyorlar. Yani o sistemin ara devrelerinden aldıkları zengin kısmı kullanarak. Yani bir şekilde Emet ve Kırka şimdi teknolojik için laboratuvarlar kuruluyor. Duyuyoruz. Önünden geçtim ben. Bayağı büyük bir bina yapmışlar. Dolayısıyla yani bu Emet'in bir merkez olması bu borik asit tesisiyle beraber öngördüğümüz gibi devam ediyor. Bandırma ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. 1975 yılından beri bir hikaye hidrojen peroksit hikayesi. Yani hidrojen peroksit neden önemli? Çünkü esasında büyük güçler yani bu karteller hem hidrojen peroksit üretiyorlar hem perborat üretiyorlar. Yani hidrojen peroksiti satamadıkları zaman perborat olarak depoluyorlar yani. Dolayısıyla öyle bir anlamı var. Bir de perboratın da dış satış miktarını pazarlamada olduğum için öğrendim. Sattıklarını peroksitle sınırlıyorlar. Yani sana hidrojen peroksit satmadığı zaman perboratı üretemiyorsun. Perboratı da ancak Türkiye'nin iç talebi kadar üretecek kadar peroksit satıyordu. Degussa ne bileyim Erlikit, DuPont bilmem ne.
Ve 75'li yıllarda Hikmet Çetin'in imzasıyla Etibank'a bir yazı geliyor. Hidrojen peroksit üretilsin şeklinde. Fakat hidrojen peroksitini ismen biliyoruz. Ne olduğunu daha bilmiyor Etibank tabii o zaman. Her yere bakıyorlar. Bütün batıdaki kuvvetler, devletler teknoloji satmıyor. Ama şeyi öğreniyorlar. Etil antrakinon sistemi olacak. Hakikaten dünyada, batıda bu kullanılıyor. Sonunda Ruslara gidiyorlar. Ruslar diyor ki, ya arkadaş etil antrakinon olmasın, etil alkole dayalı bizim sistemimiz var, onu satalım. Yok, direniyorlar bunlar. İlla etil antrakinon olacak diye. Sonra ortaya çıkıyor ki Rusların elinde pilot olarak böyle bir tesis var. Yani etil antrakinon kullanarak çalışıyorlar ama ticari olarak üretim yok. İmzalanıyor her şey. Ne zaman eğitime gidildikleri zaman fark ediyorlar ki ya bir yerde tesis yok. Yani hidrojen başka bir yerde üretiliyor. Bilmem nerede yapılıyor. Dolayısıyla orada bir şey yani ilk önce bizde denenmiş oluyor bu şey. Daha sonra tabii ben şimdi şeye geldiğim zaman 89-92'li yıllarda başkan olduğum zaman bu tesisler elimizde duruyor. İlk şeyde patlamış. Yani yangın çıkmış. Biz dedik ne yapalım? Dışarıdan bu teknolojiyi bilen bir firma ile anlaştık. Bir firma bir tane tesis uçurmuş. Yani bu tesis hani bizim patlaması, çatlaması normal yani aslında ama bu tesisin bir daha devreye alınmaması gerektiğini raporunu verdiler. Çünkü vanalar sızdırıyor dediler yani vanalar. Hatta etil antrakinonun boru içindeki hızı değişirse kıvılcım çıkabiliyormuş yani. O kadar böyle hassas bir iş. Biz de kaldık şimdi. Bunu yapacağız şimdi bunu. Ondan sonra bana dediler ki hidrojen peroksit tesisi kuracaksın tekrar. Arkadaş nasıl kuracağız? Dedim bari teknolojisini bulalım. Bu arada ateşli bir şekilde Turan'a müzakereleri devam ediyor. Biz de şeye karşı koyamıyoruz siyasi baskılara. Şeyi danışman tuttuk. Dünya Bankası, IFC kolunu. Oradaki arkadaşlarla yani şey yapmaya çalışıyoruz yani. Sistem birazcık buharını alıp en azından doğru olanı yapalım diye. Adama dedim ya arkadaş dedim ya böyle bir durum var. Ben de bir hidrojen peroksit tesisi kurmam lazım. Sen bana bir teknoloji bul dedim. Meğer bu bizim en son bulduğumuz teknoloji PPG diye bir firma var. Metin belki hatırlar. Bizim şey sattığımız yani şey üretiyor. Tekstil fiberglass üreticisi. Pensilvanya'da bir yerde. Bir tane küçük hidrojen peroksit tesisini kapatmış. Bu arada bir Türk, bir Hintli, ismini hatırlamadım Türk'ü. Bunu satın alıyorlar burada olarak, götürüyorlar Hindistan'a. Hindistan'da bunları numaraladıkları gibi kuruyorlar geri tekrar. Ve know-how ve teknoloji kendilerine ait olsun diye bazı değişiklikler yapıp ilk Güney Afrika'da 15 bin tonluk bir tesis kuruyorlar. Sonra bir tane İsveç'te kuruyorlar. Bu arada da bizim Hayyam Gariboğlu bu şeyi öğreniyor ve gidiyor Türkiye, Orta Doğu ve bütün o Akdeniz çanağının temsilcilini alıyor. Çorlu'da bir tane hidrojen peroksit tesisi kuracağım diye. Çünkü bu tekstilde kullanılıyor. Ağartma şey olarak. Bana gelip bunu söyledi bu yabancı arkadaş. Dedi abi böyle de bir Türk dedi. Bu şeyi almış. Kartelin dışında bir tek bu teknoloji var. Bu işinize yarayacak gibi gözüküyor. Beraber müzakere edelim. Tamam. Bu adamlarla ben anlaşma imzaladım. Şey üzerine ama. Başarılıysa vereceğim parayı. Yoksa bedava çalışacaksın dedim yani. Tamam dediler. Böyle prim bazlı bir şey oldu. Gittik Hayan Bey'e. Hayan dedi valla ben kuracağım burayı dedi. Her şeyi ısmarlamış. UD ile anlaşmış bilmem ne yapmış. Dedim bak arkadaş ben dedim 5000 tona yakın mal tüketiyorum. Ben dedim bak elimde dedim belge. Sen dedim bunu Boğaziçi Köprüsü'nden geçiremezsin. Yanıcı ve tutucu şeyler geçemiyor. Dolayısıyla en büyük müşterini kaybedeceksin dedim. Gel dedim bunu burada alalım. Babası rahmetli
karşı çıktı oğlum dedi. Bırak dedi şu devlette mevlette muhatap olma. Başına gelmedik kalmaz dedi. Hatta onun tabirle devletin ağırına önünden geçme dedi. Yani böyle bir şey söyledi adam. Amca dedim ya ne diyorsun sen ya dedim. Böyle dedi şöyledir onu da yani şey yaptık. Sonunda eski teknolojide yanan tesisin kimyasalları ve verdiğimiz yerin bedeli bir de benim alıcı olarak alacağım dediğim için ortaya çıkan bir değer olduğunu 500 bin dolar civarında bunların hepsini topladığımızda %26 ortak olarak orada kuruldu ve şu anda çalışıyor. Adam bir tane de şeyde kurmuş. Arjantin'de kurmuş. Aynı dönemde yani. Paralelinde. Ama şu anda anladığım kadarıyla Etiman Genel Müdürlüğü Özelleşme İdaresi'ne hisselerini devretmiş. %100 başka birisine ait bir tesis. Biz kapısının önünde muslukla şey akıtalım diye peroksit taksın, perborat yapsın diye şey yaptık. Ya perkarbonat ya perborat mutlaka yapıp satmak lazım idi. Şimdi durumunu bilmiyorum. Dolayısıyla Bandırma ile ilgili söyleyeceğim bunlar. Başarısızlıklarımızdan da bahsedelim biraz da. Seydişehir mesela bu da önemli bir şey oldu çünkü sadece anlatayım. Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde Zvornik diye bir yer var. Orada bir katliam oluyor. Orada da bir alüminyum tesisi varmış. Bu savaştan önce orada bir Research and Development ekibi kuruyor. ARGE tesisleri kuruyorlar. 7 tane ürün üretmek için bir çalışma yapıyorlar ve ilk üründe zeolit. Sentetik zeolit. Bunlar tabii savaş çıkınca 43 kişi çanlarla kurtarıyorlar. Bir şeyler de, dokümanları da alıp Zagreb'e kaçıyorlar. Zagreb'de bunların başında Fadıl Sarayliç diye doktor, hukukçu bir arkadaş vardı. Diyor ki arkadaş diyor ya Atatürk'ün memleketinde bir şey kuralım. Orada da Seydişehir'de benzer bir tesis var. Biz bu tesisleri orada kuralım. ARGE tesislerini orada geliştirelim diye. Geliyorlar işte bakanlığa gidiyorlar. TÜBİTAK'a gidiyorlar. Oraya gidiyorlar. Buraya gidiyorlar. En sonunda Selahattin Ağaç'a rastlıyorlar. Tesadüf yani. Ben bunları dinliyorum. Zor durumdalar tabii. Paraları yok, pulları yok. Yani savaş devam ediyor. Zagreb'de yani çok sıkıntıları var. Dediler ki abi dediler bize bir para çıkart. Biz demel mühendislik hizmetlerini üretelim. Ondan sonra siz kararınızı verin. Ben de yönetim kurulundan 100 bin dolar o zaman parayla bir para çıkarttık ve adamlar gerçekten dört dörtlük yani her şeyiyle eksiksiz bir şey yaptılar. Pazar da dahil. Ve ayrıca bunlar başarılı olmuşlar. İtalya'da bir tesis daha almışlar yani. Yani yavaş yavaş şeyin çamağına çomak sokmuşlar yani şeyi oradaki kartele. Ve Türkiye'de de çok başarılı olacağına inanıyordum ben. Bu arada da daha şey yok. Bosna Hersek elçiliği falan yok yani ortada. Zamanla onlar da ortaya çıktı. Savaş bitti. Biz anlaşmayı Süleyman Demirel rahmetlinin cezaevinde İsmail Hakkı Arslan'la beraber orada imzaladılar. Dedi ki bu iş bitti. Çok iyi bir şey başlangıç. Ondan sonra ne olduysa yani bu sistem gömüldü. Bitti yani. Yani orada ne yapılıyordu? Teknoloji şöyle önemliydi. Bizim Bayer prosesteki zayıf çözeltiyle cam suyunu muamele ederek zeolit üretiyorsun ve bu zeolit de dışarıya bizim şeylerin içine giriyordu o zaman bilmiyorum. Bizim temin ettiğimiz dışarıdan aldığımız bütün deterjanların içinde vardı yani. Ama bu arada tabii tripolifosfat ithalatı da var Türkiye'de. Yaklaşık 70 milyon dolarlık FMC'den, İspanya'dan alıyorlarmış Türkiye'de. Büyük bir ihtimalle bu tür sıkıntılardan dolayı yarım kaldı ve bitti iş. Bu başarısız. Selahattin Anaç eşittir eksi bir. Sodyum bikromat. Bu konuda da Kemal Aydın Çelik onun da yani hayatına çok kötü bir etkisi oldu bu tesisin.
Ben şimdi rahmetli Muammer abi beni aşağı çağırdı. O zaman baş mühendisim herhalde yani. Meğer şeye söylemiş Bilgin Bey'e. Demiş ki dişine kan değmemiş. Genç bir mühendise ihtiyacım var demiş. O da Selahattin Anaç. Şu ben önerdim diyor Bilgin abi. Muammer abi de ben seni seçtim diyordu rahmet. Neyse bir şekilde aşağı indik. Bana dedi ki oğlum dedi bak dedi bu kararname dedi var dedi. İlk defa gördüm ne olduğunu bilmiyorum kararname. Turgut Özal'ın imzası var başbakan. Etibank sodyum bikromat tesisi ortak olacak diye yazıyor. Biz dedi mecburen ortak olduk dedi. Oğlum dedi burada dedi esnaf kılıklı bir sürü insan var dedi. Sen dedi bunlara karşı duracaksın çünkü dedi bu kromalt iyonları çok tehlikeli dedi rahmetli. Yani sınır aşan sulara karıştığı zaman başımız belaya girer dedi. Sen dedi öleceksin hayır diyeceksin dedi. Tamam mı dedi. Tamam efendim biz dedi ölmeye geldik zaten dedi. Dışarıdan niye geldik biz dedi yani. Çalışacağız öleceğiz öleceksek falan dedim. Şaka yaptım böyle benden. Oraya girdik. Fakat tabii orada da para yok. Yani bütün parayı Etibank'ı vermesi de mümkün. Tam ortak değil şu. %100 değil yani. Dolayısıyla böyle az bir para oluyor bilmem ne derken biz bitirdik tesisi. Her şey bitti. Dolomit de alındı. Ondan sonra ne olduysa tesisi devreye alamadılar. Benden sonra ne oldu bilmiyorum. Sonra ben tekrar proje tesis dairesi başkanı oldum herhalde. Şeyi gezdirdim. Rahmetli Rüştü Kazım Yücelen'i. Ben şimdi onu anlatıyorum. Diyorum ki Sayın Bakanım Ruslarla görüşme yaptım. Meğer teknoloji biraz değişmiş. Şişecam tabii istemiyor devreye girmesini. Şişecam da dolamitsiz teknolojiye geçmiş. Yani atığı recycle ediyorsun sürekli. Dolamit kullanmak yerine. Buna dediler ki 2-3 milyon dolar verirseniz biz bunu da yaparız dedi Ruslar. Anlatıyorum ben. Ben onu anlatırken bir şey oldu. Beni adam aldılar oradan. Bana da birisi bir şey dedi. O da olmadı. Böylece bu sefer şey dediler. Burası özelleştirmeden ya da TMSF gibi bir şeyden devralınacak dediler. Zorla Esibank devraldı bu 43 kişiyle beraber çalışanlarla birlikte. Ondan sonra tesisler Kemal Aydın Çelik sökmek zorunda kaldı o tesislerin hepsine. Ve hurda olarak satıldı. Yani ya da ne oldu bilmiyorum. Etti sana 2 eksi. Yok bir soru yoksa Trona ve Çaylıbakır'a geçiyorum. Selahattin Bey benim bir sorum var. Kemal Bey belki cevaplar da. Ben orayı gezdim. Durduktan sonra o güzelim akışkan yataklar nereye gitti Kemal Bey? Sesi açarsanız sesi. Sesiniz kız. Ya şimdi sesim geliyor mu? Geliyor. Şimdi bu Etibank'a devredildikten sonra yani bankacılık kısmına devredildikten sonra hasbelkader ferrokrom tesislerine geçmiş oldu. Dolayısıyla bunların hepsi müesseselere sunuldu. Yani Etibank'ın müesseselerine sunuldu. Böyle böyle bir tesis var. Tesisin içerisinde şu 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 aletler var. Bunlar hangi birinize yararsa onlar gelsin alsınlar ve kullansınlar. İster hurda olarak ister işte çünkü bütün sistem paslanmaz çelikten imal edilmişti. Evet. Paslanmaz çelik olarak yapılmıştı. Dolayısıyla bazı müesseseler geldi, bazıları hiç ilgilenmedi. Böyle gitti. Ama burada benim çok güzel bir anım var. Yani güzel derken Sayın Genel Müdürüm konuyu bilir. Ben isterseniz biraz anlatayım. Memnuniyetle buyurun. Şimdi devredildikten sonra orada bir kapalı stok sahası vardı. Kapalı stok sahasının çelik konstrüksiyonundan yapılmış. İçerisinde vinçler var veya diğer tesisler var. Tabii ferrokrom tesislerine de böyle bir kapalı stok sahası yapılması gerekiyor. Yani bizim yapmış olduğumuz projeler çerçevesinde. Tabii bunu Etibank Genel Müdürlüğü'ne sunsak o zaman ferrokrom tesisi genel müdürlük. Ben de orada genel müdürüm. Ve burada bir kapalı stok tesisini işte devlet planlamaya sunsak aradan 3 sene geçmesi gerekiyor veya 2 sene geçmesi gerekiyor.
ve belirli büyük bir bedelle yapılması lazım. Orada da hazır stok sahası var. Dedik bunu sökelim komple. Getirip ferrokromu kuralım. Yani böyle bir plan yaptık, proje yaptık. Bu projeyi gerçekleştirdik. İşte bir müteahhite teklif ettik. Müteahhit o zamanın parasıyla sanırım 30 bin lira civarında bir rakama bunu söküp yerine koyacaktı. 30 günde süre verdik kendisine. 30 gün geçti. Daha doğrusu 20. günde falan dedi ki ya bu altta hatıllar atılmış. Yani içerik konstrüksiyonun hatılları atılmış. Deprem bölgesi olduğu için sanırım. Dolayısıyla sökmesi zor. Bu bana bir ek süre verin. 15 gün, 20 gün. Tamam dedik, ek süre verelim sana. Verdik. Bedeli mukabilinde değil. Yani ek süre de herhangi bir bedel talep etmedi. Etmedi zaten arkadaş. Dolayısıyla geçti. Adam getirdi. Bunu ferrokroma kurdu, yaptı, etti, çalıştırdı. Tesisi bize teslim etti. Ondan sonra bizim sayın müfettişler gelip bizi yargıladılar, devleti zarara sokuyorsun diye. Yani ve oradan mahkum olduk. Bu benim için çok kötü bir anıdır. Evet. Yani sayın genel müdürüm diyor ya. Kısaca söyledim hani Kemal Bey'in de hayatına dokundu diye hani üstüne örtük bir şekilde söyledim ama. Evet. Maalesef yani yapılan bazen hizmet cezasız kalmıyor yani. Maalesef öyle. Onun için bunu anlatmak isterim, paylaşmak isterim. Yani olay budur. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz kısaca Trona konusuna geçeyim. Ben evet. Şimdi esas yani yaklaşık 8 yıl bu müzakerelerin içinde bulundum. Başından sonuna kadar değil ama özellikle benden önceki dönemlerde 2172 varken bir şekilde bir çerçeve anlaşması sağlanarak FMC firmasıyla bir anlaşma imzalanmış geçmiş dönemlerde. Bu anlaşma neticesinde adam bir fizibilite yapacaktı. Fizibiliteyi de yapmadan bir süre geçirmiş, ondan sonra da çekmiş gitmiş FMC. Arkasından gelen yönetim, şimdi Celal Ağaç'ın devreye girdiği dönemde burayı tekrar yeniden kuralım diye. Şimdi biz tabii ne yapıyoruz? Kim bu teknolojinin sahipleriyle görüşüyoruz. Ne bileyim işte Solvay'miş, ne bileyim başka firmalar. Ondan sonra büyük firmalarda ilgi duyuyor. Mesela BHP Utah, Türkiye ilk defa bu konudan dolayı geldi. Ondan sonra RTZ, FMC, Solvay bu firmalarla görüşmeye başlayınca FMC koşarak geldi tekrar. Burası benim, benim işte anlaşmam var. Direkt benimle çalışmanız gerekir şeklinde bir yaklaşım getirdi. Tabii daha önce gitmişler Amerika'da iş bitmiştir diye tutanak imzalamışlar. Yani bir şey karşılıklı bir anlaşma olmuş yani. Ona rağmen siyasi gücünü kullanarak çok fena bir şekilde bize bastırıyor sürekli. Yani bir dönem geldi, dediler ki bu adamla yapacaksınız. Tamam yapacağız da adam hiçbir şeyimizi kabul etmiyor. Biz diyoruz ki mesela İTİBAN %40 ortak olsun. Veyahut da şöyle olsun ya da böyle olsun. Ya da ürün hukuksal olarak senin olamaz yani. Bir kere bir ilk ticari ürün İTİBAN'ın olmak zorunda yani bir şekilde. Sonunda yani en son kertede yani Bakanlar Kurulu kararıyla bir tane yatırım çerçevesi şey yapmışlar. Diyorlar ki her şeyi adam gelip yapacak %100 yabancı sermaye olacak. Tamam. Adam şunu yapacak, adam bunu yapacak. Tamam, tamam, tamam. Nasıl yapacağız? Hukuk altyapısı yok. Yani 2840 var. Yani orada yazıyor maden kanununda. Yani yazıyor yani sodyum tuzları ile ilgili. Şey de dahil yani. Bu sefer ben dedim Yunus Şirin de müsteşar yardımcısı, İsmail Akkarslan bilmem ne. Bir model geliştirdik. Dedik ki tamam adam gelsin madeni çıkartsın. Yatırımını yapsın. Adam gelsin soda külü tesisini kursun. Ama dedim soda külü benim. Ya olur mu? Soda külü senin. Yani başka çaresi yok. Soda külü benim yani.
ne yap? Nasıl ödeyeceksin adamı? Soda külüyle ödeyeceğim dedim. Ne kadar yatırım yaptıysa, ne kadar anlaştığımız bir şey varsa, ayarar bilmem ne, konuşalım, versin teklifini adam. Soda külüyle ödeyelim, geri kalan soda külü benim olacak. Artarsa yani. Ya adam tutturdu, bu da mümkün değil, etibar külü elinde soda külü kalmaması lazım. Ve tekrar yeniden bir sürü kavga gürültü çıktı ama ben Bakanlar Kurulu'nun şeyi var diye ihaleye çıktım. Ver teklif diye. Adam teklif vermedi. Teklif çıkmayınca bu sefer dedik ki biz bu yabancı sermayeyi bir kenara koyalım. Şişe camla ikimiz yapalım. Yani zaten bizim eti maden, eti bor teknolojisine hemen hemen aynısı yani. Metin Bey daha iyi bilir. Çok da fazla bir farkı yok yani. Ondan sonra bizim hani başkaları da var, görüştüğümüz insanlar var. Bu FMC'nin de kendi teknolojisi yok, dışarıdan almış yani bizim gibi. Biz bunu rahatlıkla çözeriz diye şişe cam da zaten deneyimli. Sonunda şişe cama biz gittik Yurdakul Bey'le beraber, müsteşarla beraber. O zaman genel bir yardımcımız. Tamam dediler, yönetim kurulu toplantısı var. Biz dediler %60 şişe cam, %40 Etibank. Biz bunu yapalım dediler. Tamam, yapalım. Sabahleyin bir uyandık, bir yazı geldi. Biz sıfır, hiç giremiyoruz. İş Bankası Yönetim Kurulu şişe cam buraya hiç girmeyecek diye karar almış. Yani dolayısıyla iş tam sarpa sarmışken devlet şuna kanaat getirdi ki yabancı sermaye burada yatırımın olmasını istemiyor aslında. Yani Türkiye'den rekabet Avrupa'ya olmasın, bir kartel var yıkılmasın, fiyatlar çökmesin diye böyle bir sıkıntı var diye. Ben pazarlama satış dairesi başkanı olarak proje testten alındım, oraya kondum. Ziya Bey zamanında Ergün Yiğit'le birlikte bu Ciner'le bu iş yapıldı. Böylece proje yürüdü yani. Dolayısıyla şu andaki genel müdür Tanzer Bey, o zaman ilk zamanda benim ODTÜ'den çalışkan öğrenci diye aldığım çocuk ve ilk iş olarak da şeye gönderdim. Tesadüf bu ya, Beypazarı'na. O zaman da açılış yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yabancı sermaye tam eline geçmiş. Hiç kimse bilmiyor konuyu. Rahmetli Erbakan'la açılış yaptık. Burayı biz yapacağız diye. Ben dedim ki ya biz bunu kendimiz yapalım. Etibank yapabilir yani. Parası da var. Teknolojisi de var. Gücü de var. Ve pazarlaması da borla beraber yapılıyor zaten yani. Bor nereye satılırsa o da oraya satılıyor. Teoman Rıza Güner'i Allah sağlık versin. Tamam oğlum dedi, yapalım dedi. Biz de gittik açılış yaptık. Ondan sonra da önünü kestiler. O da olmadı. Sonunda bu böyle oldu. Ben Tanzer'i ziyarete gittim. Yakın bir zamanda. Oturdum oraya. Bir tane tesis çalışıyor. Bir tane daha yanına kurmuşlar. O da çalışıyor. Biz bu kazanı daha önce biz yapacaktık. O tarafa doğru gittiğini biliyorduk. Bana yaptırmadılar. Sondaj yaptırmadılar bana yani. Onu da almışlar. Bir de gitmişler Amerika'da bize bir sürekli ultimatom veren adamlara girmişler. Orayı da satın almışlar. Oğlum dedim Tanzer. Vallahi dedim ben dedim gözüm dedim artık açık gittim. Bütün dişlerimi dedim sıkmaktan bu trona bizimde. Sonunda dedim ülkenin dedim güzel bir tesisi oldu. Sizleri tebrik ediyorum dedim. Böylece trona negatif sonuçlanmadı. Yani uzun sürdü ama bence çok başarılı bir operasyonla daha erken yapılabilirdi bunlar. Yani Etibank Genel Müdürlüğü ile Ciner otursaydı ya da Şecam otursaydı bu 10 sene önce devreye girecekti yani. Selahattin Bey bir şey ilave etmek isterim. Ben de o dönemde Solvay'a Strongstream veriyorduk. İlişkim var. Bildiğim için söylüyorum. Aynen Solvay ile ilgili müzakereleri hatırlıyor musunuz? Solvay ile bir Strongstream işi yapıyoruz. Şunu biliyorum ki konuşmalarda geçiyordu bu mevzu. Onlar tamamen oyalamak içindi. Solvay çünkü pazarın sentetik soda hakimi yani istemiyordu. Ya 7.7 milyon ton yıllık üretimi vardı. Dünya birincisiydi.
Evet. Biliyorsunuz onlarla biz müzakereyi bir kere bitirdik yani. Evet. Solveig'i teslim aldım ben esasında. Yani anlaşmalar yönetim kurulundan geçmek üzereyken Cumhurbaşkanı'na da bilgi verildi. Gittiler, ben yoktum ama. Ertesi gün bir şey oldu. Gene Amerika'ya gidildi, gelindi, bilmem ne oldu. Solveig işi kaldı yani. Birisi şey ispiyonlamış. Solveig'in bilmem nesi İbrahim Bozan'ın sınıf arkadaşıymış. Yok bilmem ne falan diye. Onlar ayarlıyorlar bunu böyle uyduruk bir şeyle. Çıkan şeyi yapmadılar. O da başka bir çözümdü yani. Şecam'ın en azından devriyede olduğu bir iş olacaktı orada öyle olsaydı. Yani Solveig %40, Etibank %40, Şecam da %20 olacaktı yani. Öyle bir modeldi yani. Enteresan. Ama oyalama kesin yani %100. Hem FMC oyalıyordu. Hem şey Solveig. Çünkü Türkiye'deki rezerv çok küçük. Yani Wyoming karşılaştığından çok küçük bir tesis olduğu için yani şey olarak yani bir mermi gibi yani. Solveig'i öldürmek istiyordu Amerikalılar. Solveig de ölmek istemiyor haklı olarak yani. Evet. Neticede Solveig de gitti, Wyoming'de işe girdi. Wyoming'i gezdik. Gezdirdiler bizi. O zaman tabii şimdiki mesela bu madencilik yöntemi o zaman pilot çaptaydı. 200 bin ton yıllık küçük bir üretim FMC bir küçük bir yerde denemiş vaziyetteydi. Evet. Fakat Çin'de bir benzer bir üretim vardı. Solution Mining. Biz kuru sistem yani room and pillar yöntemiyle bir şey düşünüyorduk o zaman. En son her şey bittikten sonra da Solution Mining o zamanlar gelişirse geri kalan kısımları da öyle alabiliriz diye ama bu da tersi oldu yani. Devam edin siz. Nereden evet, kaldık? Şimdi müsaade ederseniz Sabri abinin de Ünder Bey şeye geçmek istiyorum. Bir şey bu şeyle bir soru sorabilir miyim acaba Ünder Bey izin verir misiniz? Tabii. Evet. Şimdi bu solution mining konusunda bir hayli spekülasyon oldu. İşte randımanlar düşüktür. Malzemenin, sodanın büyük kısmı yer altında kalıyor vesaire. Bu konuda room and pillar ve solution mining ile mukayeseli bir çalışma yapıldı mı acaba? Yani o sıkıntıları biliyorum. Oraya dahil room and pillar'a gitmek konusundaki sıkıntı. Bizim zamanımızda Sabri abi bizim zamanımızda randımın fark efendim? Solution mining hiç dikkate alınmadı. Dolayısıyla o zaman dikkate alınmadı. Evet. Yani. Ama yani şimdi ortaya çıkan deneyimden sonra ne diyorsunuz? Şu anki benim yani gördüğüm kadarıyla ben hani işin tarafı değilim. Konuyu da bilmiyorum ama solution mining bir kere capex olarak çok düşük olduğu için karlılık açısından yani uzun dönemde daha çok daha çabuk ve daha hızlı kar etmek için daha uygun bir yöntem diye seçildi diye düşünüyorum. Ama uzun dönemle baktığın zaman küçük bir tesiste ne kadar kısmı kazanılıyor onu verilere bakmak lazım. Ben şu anda bilmiyorum. Buraya ben bir açıklık getirebilir miyim müsaade ederseniz? Buyurun Metin Bey. Bu öyle bir çalışma yapıldı. Tabii o zaman ortada sadece öngörülerle yapılan bir çalışma vardı. %35-36 çözelti madenciliğinin şeyiydi, kazanımı. Konvansiyonel madencilikle de yaklaşık %42'sinin alınacağı hesaplanıyordu. Damar kalınlıkları ve şeyler düşünüldüğünde. O zamanki ilk hesaplar öyleydi ona göre. Daha sonra tabii çözelti madenciliğinin operasyon kostunun çok düşük olması dolayısıyla çözelti madenciliği daha ağır basmaya başladı. O şeye yönelmek daha ağır basmaya başladı. O yönde bir çalışma yapıldı. Tabii en büyük handikap çözelti madenciliği yaptığınız yerde bir daha konvansiyonel madencilik yapabilme şansınız kalmıyor. Yani onun dışında başka bir şey yok. Ama şu anda şu anda yapılan hesaplamalar %35'in üzerine çıkacağı yönünde.
çözelti madenciliğinde geri kazanır. Evet. Şimdi burada en önemli benim söyleyeceğim şey yasal altyapısı tam düzeltilmeden yabancı sermaye açılması teknik olarak çok büyük bir hukuksal hata oluyor. Ve en sonunda kanun değişikliği yapılmaksızın bu yapılamadı yani. Sonunda rahmetli İbrahim Bozan'la beraber beni şeye götürdüler. Meclise ilk defa hayatımda meclise gittim ve mecliste genel kurulda bir konuşma yaptım yani o zaman. Genç ve cahil olduğumuz için bizi konuşturuyorlardı. Orada şöyle bir karar çıktı. Ruhsat devredilmemek kaydıyla kiralanması şeklinde. Yani işlettirir. İşletir ve işlettirir. Lafı da şey için geçerlidir yani. Soda külü için de geçerlidir. Bir şekilde 2840 kapsamından çıkarılmış oldu böylece yani. Dolayısıyla bu işlemler hukuki temel oturdu. Bütün bunlar 8-9 sene sonra olmuş işler yani. Daha önce yapılsaydı daha rahat her şey yapılabilirdi yani. Şimdi Çayırı Bakır din ben Ağustos ayının 1989 yılında Sabri abi ve Bilgin abi ayrıldıktan sonra İhsan Ergen, Selahattin Anaç ekibi TK'ya gelen müdür, Etibar Genel Müdürlüğü olarak biz tayin olduk. Ve orada tabii biz tayin olduğumuz zaman Sabri abi de hatırlar. Yeraltı yer altında adamlar pompaları kapatmışlar bir şekilde. Su vardı yer altında. Yani yer altını su basmıştı. Yer altı dediğimiz bir galeri açılmış işte. Deneme galerisi. Numune almak için ve madencilik parametreleri saptamak için, yer altında sondaj yapmak için o şeyin suyunu bu müzakerelerde tabii güçlü olmak için yeni gelen Alman ekibi ile oradaki eski ekip kendi aralarında ne anlaşmışlarsa bu suyu kapatıp çıkmış İngiliz ya da oradaki yabancı yetkili. Ben bir onu hatırlıyorum. İlk gittiğimizde böyle bir şey vardı. İkincisi de tabii burada bu iş yapılırken Lakefield'da yapıldı değil mi Sabri abi şeyi? Lakefield'da mı yapılmıştı? Proses testleri Lakefield'da yapılmış. Fakat öyle bir rakamlar var ki IRR 4.5-5 çıkıyor yani. Yani imkansız bir şey. Rezerve bakıyorsun, tenöre bakıyorsun. İmkansız. Yani ya şeyler düşük çıksın diye alma isteyen adamla satmak isteyen adamın hani hisseler açısından bir anlamı var. Bizim açımızdan da bu iş olmayacak anlamına geliyor. O zaman biz dedik ki bu Türkiye'de bu akım şemasını Türkiye'de yapalım tekrar. Aslında akım şeması belli oldu. O zaman MTA'dan Muhittin Gündüz Bey o zaman MTA'da çalışıyordu. Onun bir ekibiyle biz bir şekilde orada Almanlarla beraber test yaptık kendinden ve sonuçlar çok farklı çıktı. Yani tüketim rakamları çok abartılmış bu Lakefield tarafından diye yorumladık. Ve randımanlar biraz daha iyi. Sonuç olarak IRR çok yüksek çıktığı gibi maliyet olarak da hani şey derler ya işte first quartile yani ilk 25'e giriyordu. Yani en son kapanacak tesislerden birisi fiyatlar çok düştüğü zaman böyle bir şey olunca 91'de yatırım kararı alındı. Yani yatırım yapılsın diye. Tabii yatırım yapılacak ama yabancılar diyor ki proje finansmanı konseptiyle olması lazım. Proje finansmanında biliyorsunuz en önemli şeylerin bir tanesi ortakların şeylerinde, mali hesaplarında görünmüyor. Yani dolayısıyla küçük şirket, pilot Çayırlı Bakır şirketinin riski olarak müzakere etmeniz gerekiyor. Şimdi bu yüzden de ilk defa Türkiye'de böyle bir şey oluyor. Bir de ruhsat, kira. O da büyük bir problem olarak çıktı. Hani Bakanlar Kurulu kararı imtiyaz verilmiş. O zaman 6309 varmış. İmtiyaz verilmiş yani. 9 yıllığına. Ve demiş ki
bu ipotek konursa şeyde kaydedilir diye. Sicilde. Fakat maden kanuna aykırı. Maden kanunda böyle bir şey yazmıyor. Yani onlar da biz kaydetmeyiz diyorlar. Hani gemi sicili gibi hani böyle bir tek tek anlatılıyor. Şu kaydedilir, bu kaydedilir, bu yazmıyor. Dolayısıyla bunların hepsinin aşılması için bayağı sıkı müzakereler yapılıyor. Ve IFC bu işte lead bank olarak şey yaptı. Ben de rahmetli Mesut Yılmaz'ın şeyi vardı. Necdet Basa diye özel kalemi. Ona gittim şimdi. Frankfurt'a gideceğiz müzakerelere. Şeyler bitirdik. IFC, MIFC şimdi bir araya konsolidasyon olacak falan. Sendikasyon. Almanya'da olsun diye. Fakat dediler ki bu şeyin borcun kaydedilmesi gerekiyor. Bu sefer bir şeye gittim. Kemal Karataş diye bir finansla ilgili müdür. Sonra bak şey oldu. CHP'den milletvekili oldu. O adama dedim ki arkadaş dedim ya ben dedim hani iyi bir müzakere yaptığımı nasıl anlayacağım? Yani nerede durup nerede gideceğim? Türkiye'de olduğu için LIBOR artı basis point. Yani ki mesela bir rakam. Bu dedi Türkiye'nin bir aralığı var dedi. Yani risk aralığı ülkenin. Eğer dedi senin dedi risk o zaman aralık olarak diyelim ki 2 ile 3 arasında diyelim yani. Yani 1.5 ile 3.5 arasında. Öyle bir şey dedi yani diye unuttum. Sen dedim 1'e yakın çıkarsan LIBOR artı 1 diye yakın bir şey müzakere edersen iyi bir müzakere olur. İyi bir proje ve iyi bir müzakeredir. Ama daha yüksek olursa kötü bir müzakere anlamına gelir ya da projeyle ilgisi vardır madencilik olduğu için. Şimdi, gideceğiz şimdi ama adamlar diyorlar ki en büyük sıkıntı diyorlar ki bütün parayı gelirlerin tamamını Almanya'daki bir bankaya koyacağız. Onun üzerine bir rehin sıralaması koyacağız. İlk önce faiz ve ana para ödenecek. Para kalırsa işçilere ödeyeceksiniz. Ya dedim arkadaş yani bu kanunsuz. Gittim şey yabancı sermayedeki arkada adamlara. Dediler hazinede bilmem ne de böyle bir şey biz kabul etmedik dediler şimdiye kadar. Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Türkiye'de bir hesap açılması lazım. Ben onu müzakere ettim. Şey Almanlar şeyleri kabul etti. Kanadalılar yasal değil deyince ortaklarımız. Fakat yolda giderken dönemin bir üst düzey görevlisiyle bizim Dr. Seidler, Sabri abi hatırlar. Aynı şeyde onlar business class uçuyor. Biz memleket zarar etmesin diye arkada ekonomi uçuyoruz. Aptalca şeyler yani ama yani öyle yapıyorduk o zaman. Adam demiş ki ya kardeşim biz bunu kabul ettik. Yap işte devret müzakerelerinde dışarıya hesap açılabilir. Bu adam sizi kandırıyor diye. Adam aşağı indi, tamamen değişti. Frankfurt'ta da IFC bizi destekliyordu. Orada da adam sesini çıkarmıyor. Her şey döndü şeye doğru. Almanlar da diyor ki burada yaşamazsa bulmaz. Bahsi almış açılsın. Ondan sonra IFC'nin bana yazdığı bir yazı vardı. Onun fotokopisini çektirdim. Dağıttım oradaki müzakere heyetine. Dedim arkadaş dedim. Bana dedim Mesut Yılmaz'ın adamı dedi ki Necdet Basa bunu kabul etmeyen olursa Türkiye'de hesap açılmasını çıksın gitsin dedi bankalar. Kim kalırsa ondan yapın dedi adam. Ben de res çektim. Dedim ki burada dedim IFC'nin 30 milyar dolar riski var dedi. Her yerde dedim dışarıda hesap mı açtırıyor dedim. Yani sen bana dedim yazı yazdın. Şimdi de sesini çıkarmıyorsun dedim. Nasıl olacak bu iş dedim. Ondan sonra 3 tane banka gitti. DEG, KfW bilmem ne onlar gittiler. Dresdner Bank'la ve Deutsche Bank'la şey kaldı. IFC. Onların ikisinde 75 milyon dolar madencilikte ilk defa oluyoruz. Yani %1.125 spreadle bir müzakere bitti. Bu mesela madencilik tarihinde önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani bir küçük şirkete hiç aseti olmayan
kağıt üstündeki bir şirkete 75 milyon dolar kefaletle, yani direkt geri ödeme şeyi olmaksızın kredi almak ilk kez oldu diye hatırlıyorum yani. İkincisi önemli bir olay, bu deniz dibi deşarjı. Hani Sabri abi hatırlar, orası heyelan bölgesi, yani çok sıkıntılı bir yer yani. Ondan sonra şeyler de hani bir atık barajı yapma fikrinden vazgeçtik yani. Çünkü yani çay bahçeleri var, bilmem neler var. Dedi ki ya denizin dibine deşarj edelim ya da yer altına bir şekilde şey yapalım. Yani dolgu malzemesi olarak kullanılsın. Oradaki dere yatağı sürekli her sene şey getiriyor, bir sürü malzeme getiriyor. Orada bir kırma eleme tesisi kuruldu. Bir de paste filling diye ilk defa Türkiye'de uygulandı. Çok yüksek yoğunluklu, işte diyafram pompalarıyla falan bassa çabuk sertleşen, belli bir süre içerisinde bir malzeme üretildi. Ve ilk etapta oraya giremeyecek kadar fazla olanlar da denizin dibine deşarj edildi. Bunun için de o zaman şey yoktu. Hatırlarsanız Sabri abi, Çevre Bakanlığı da yoktu, Çevre Müsteşarlığı da yoktu. O yetkiler valiliklerdeydi. Sayın Vali Erol Çakır sanıyorum o zamanki Rize valisi. Biz iki tane şey tuttuk, gemi. Bir yazın, bir kışın, bir baharın hayvanların işte flora ve fauna çoğalma şeylerine göre dikey ve yatay karelaj yaparak ölçüm yaptık. Ve orada 80 metrenin dibinde oksijen yok. Kesin net yani. Fakat dalgalarla beraber bu dalga yayılıyor. Oksijeni yayıyor aşağı doğru. 130-120 metreye kadar oksijen olabiliyor. Dolayısıyla bu deşarjın en az 200-250 metre derinlikte bir yerde olması gerekiyor. Bu işte Erol Dizdar Bey vardı o zaman şeyde, Su Ürünleri Enstitüsü Ege'de. Bir de Berlin Üniversitesi'nde bir hoca, Karadeniz konusu uzman iki kişi. Bunların şeyiyle bu izin alındı. Ve tabii Karadeniz böyle gidiyor ve bir anda derinleşiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bir de 5 kilometre dik bir şekilde gitmen gerekiyor. Bunlar topladığında bu şey uydu. Uyunca o şey döşendi yani. Bu da herhalde Türkiye'de ilk defa oldu. Dünyada da 3. ya da 4. idi o zaman. Bir de kapasitesi ile ilgili özellikle bu şey dışarıdan alındı ikinci el olarak. Kuyu sistemi, o şaft. Üstündeki o şeyler. Biz şey yaptık yani, ileride 1,5 milyon ton tümenan işleyecek şekilde büyük olsun diye. Ve öğütme ve kırma ile ilgili bazı temelleri şey yaptık. Ve daha sonra da yani kapasitesi o civara geldi yani. Şu anda da yani başlangıcı ve sonu belli olan iş oldu. Hayatımıza somut olarak başarılı bir yer olduğunu düşünüyorum ve o zaman tabii biz dedik hani küre biz yaptık. Çayeli Bakır ortak yapıldı. Şu anda hepsi de özel teşebbüse ait. Dolayısıyla sonuç olarak kimin nasıl yaptığı hiç önemli değil. Sonuç olarak yine özelleştirilecekmiş yani. Nihai olarak. Bunları söylemek istiyorum. Çok uzattım diye düşünüyorum ama daha şeye sıra geldi. Yani daha TK ile ilgili konuları anlatmadık. Zaman var mı bilmiyorum. Ya zamanda sınırlama yapmadık. Tamam. Anlattıklarınız enteresan. O zaman şimdi biliyorsunuz bu Eti Holding kuruldu. Kurulurken de biz de orada çalışıyorduk. Müsaade eder misiniz? Pazarlama satış dersi başkanıydım ben. Benim bulunduğum... Bir saniye. Emin Bey bir şey... Bir ekleme yapmak istiyorum da. Buyurun. Şairi Pilotu'nda Muhittin Gündüz Bey'le birlikte ben de bulunuyordum. Ortak çalışmada. Öyle mi? Sen var mıydın Emin o zaman? Bize özel bir lojman tutmuşsunuz. Çok sevindim. Senin olduğunu hatırlamadım ben ya. Evet, evet. Yani orada bulundum. Hem de katkın oldu. Çok sevindim evet. Ona. Diğer bir bayağı konu... güzel bir çalışma oldu. Ondan sonra herhalde MTA bir yerde bir pilot tesis kurdu mu bilmiyorum. MTA içinde kuruldu. Daha sonrakiler.
Başka bir yerde var mı böyle bir pilot bir çalışması? Yok, değil mi? Meta'nın kendi bünyesinde kuruldu. Maden. Ben sahada diyorum, sahada. Sahada yok. Kef'te de Meta ile çok sıkı beraber çalışma olduğuydu. Orada Levent diye bir çocuk vardı. Levent Özdemir miydi? İsveç'te şu anda. O arkadaşlar öğütme çubuklu değirmen testleri yapmıştık Meta'da. Evet. Diğer bir konu Çayeli ile ilgili. Çayeli metal içeriği olarak yani bakır ve çinko 20 milyar ton porfiri sistemden daha fazla metal olan bir yataktı. Bu yani 15 milyon, 20 milyon gibi rezerv görünüyordu ama metal... Toplam şey %7,5. Evet yani 20 milyar... Yani çinko ile beraber %7,5 bakır eş değeri. Tamam, o zaman daha da büyük bir miktarda. Belki yani 30, öyle bir şey. 30 milyon ton var diyorlar ama herhalde o kadar yoktu, bilmiyorum. Yok yani porfirlerde 0,05'te çalıştı ya, porfirlerde milyar tonlardan bahsediliyor. Buradaki metal içeriği belki dediğiniz rakamlarla 30 milyar ton üzerine çıkıyor. Porfiri karşılığı. Milyar değil mi? Milyon derseniz kabul edersiniz. Metal, bir 30 milyar tonluk bir porfiri bakır yatağının metallerinden daha fazla çayelinde metal var anlamında. Anladım. Karşılaştırmalı olarak anladım. Evet, evet. Doğru. Şimdi bu Esi Holding kurulunca, tabii kurulurken de biz bazı offside hareketlerde bulunduk diye, bu borlar yabancı sermaye açılabilir, borsada satılabilir gibi böyle konuşmalar oluyordu. Ben de genç olduğum için şey yaptım. Dedim ya 2172 ve şey varken Sayın Bakanım, böyle bir şey mümkün değil dedim. Bu kanuna aykırı. En kısa zamanda döner dedim bu. Nereye giderse. Şeyin de önünü keser dedim. Sizi yapmak istediklerini de önünü keser. O yüzden dedim kanunu değiştirin dedim. Onu dediğimiz için bizi şeyden çıkarttılar. Gözden çıkarttılar ve bizim yerimize bir kurular şirkete başka biri gelen dur oldu. Biz de açıkta kaldık. Bu arada da hükümet düştü. Eti Maden bu sefer şeye bağlandı. Eti Holding. Enerji Bakanlığı'na bağlandı. O zaman da dediler ki seni şeyi aralım. Bakanlığı alalım. Yani bu konularda bize yardımcı olursun diye. Ali Türkoğlu ve Yurdakul Yitki'den ve şey Cumhurer Sümer bizi oraya danışman olarak almak istediler. Ben de çağırdılar. Ben de istemiyorum dedim. Yani ben ne yapacağım dedim oraya gelip de. Danışman. Ben dedim fiilen çalışmak istiyorum. Bu sefer 3 ay sonra bana bir yazı geldi. Danışman oldum diye. Ve gittik. İlk yaptığımız işte şimdiki bakanlığın oturduğu binaya el koydum. Bana gece saat 2'de telefon geldi. Dediler ki bir şey bu yeni bina bitti. Bu şimdiki binayı Dışişleri Bakanlığı ele geçirecek. Sabaha karşı bir yazı yazacaksın. Buraya biz oturacağız dostlar. Biz de gece saat 3'te böyle bir yazı yazdım ben danışman olarak. İmza ettirdim. Ondan sonra gittim şey astım. Yuvarlak Eti Bank şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır diye. Giriş kısmına bir ilk şeyimiz oldu yani icraatımız. Fakat tabii boş bir iş yani başka danışmanlık falan. Bu arada da o zamanlar biliyorsunuz çok büyük operasyonlar vardı. Beyaz enerji, kara elmas bilmem ne. Ve hepsini temizlemişler. Bütün kimse kalmamış. O zaman demişler ki ya demişler bizim tayin ettiğimiz herkes bir şekilde içeri atıldı. Yurdakul Bey senin tanıdığın biri varsa TEDAŞ'a genel müdür yardımcısı yapalım ya da EYÜAŞ'a genel müdür yardımcısı yapalım. O da demiş ki Rüştü Erdem Selahattin Anaç. Rüştü Erdem EYÜAŞ'a gelen dönemcisi oldu. Biz de TEDAŞ'a. Yurdakul Bey dedi ki ya burası çok sağlam bir yer korkma dedi. Bir şey olmaz dedi. Olacak oldu zaten. Oraya gittiğimiz 2 ay olmadan bir operasyon genel müdürü tutukladılar. Genel müdür yardımcılarını tutuklamışlar. Bana bağlı daire başkanları içeri atılmış. Müesse müdürleri içeride yatıyor. 49 kişi bir gecede toplamışlar. Böyle bir başlangıç yaptık şeyde, TEDAŞ'ta. Yani dediğim gibi o dönemler bayağı sıkıntılı. Talat Çalkın adamları gelip gidiyor, ellerinde kriptolar bilmem neler. Hepsi astsubay, saçları böyle bağlı. Diyor ki bana, dağda bitirdik terörizmi, şimdi burada bitireceğiz falan diye tehdit ediyorlar falan. Böyle insanlarla çalıştık.
Şükür yani başımıza bir şey gelmedi ama çok gece gündüz çalışmak zorunda kaldık. Orada tabii orada da aynı şey gibi özelleştirme olacak. Hiçbir yatırım olmayacak. Ya arkadaş, Türkiye'nin elektriğinden sorumlu bir yer. Mesela diyelim gecenin bir saatinde sarhoşun birisi gidiyor diyelim, rahmetli Ecevit'in kapısının önündeki direği kırıyor, elektrik sönüyor. Orayı yakman lazım yani. Yani TEDAŞ halkla iç içe bir şirket. Normal bir yer değil yani. Bu sefer dedim arkadaş, bu nasıl oluyor? Dedim abi, büyük sıkıntı var. Neden? İşletme ticari erbaplarla, ticaret dairesiyle bilgi işlemciler iç içe bağlanmışlar. Adamlar onun bunun elektriğinin borcunu morcunu silmeye başlamışlar yani. Çok büyük sıkıntılar var diye. Ne yapacağız dedi. Dediler ki burada bir şey yazdırmak lazım. Program. İyi dedim, yazdıralım. Gittim Zeki Çakan'a, dedim Sayın Bakanım ya, bak dedim böyle böyle bir durum var. Siz dedim benim arkamda durun. Ben gideyim DPT'ye ikna edeyim, para çıkartayım. İnsanlarla konuşayım, bir şey yöntem bulayım. Şu işi yapalım dedim. Tamam dedi oğlum dedi, git yap dedi. Tabii yapınca tabii orada özelleştirmeyle bir sürü insanlar taraf olmuşlar. Herkes dışarıyla çalışmış, bir sürü şey çıkartmış. Çeşitli programlar. Biri geldi dedi, benim program var dedi, al dedi. Ne gereği var, niye yazdırıyorsun falan dedi. İyi alalım dedim. İstersek kullanırız, istersek kullanmayız kardeşim dedim. Olur mu dedi ya, ver para programımı geri dedi. Al programımı dedim. Milyonlarca dolar harcadık biz bu işe dedi. Ya bedava demiştin dedim. Falan böyle bir yer yani. Sonunda bir de şey var. Orada Meteksan. O da orayı ele geçirmiş. O tüm programları yazıyor bilmem ne. Zar zor ihaleye çıktık. Microsoft kazandı. Yani öyle iyi bir şey oldu ki. IBM ile Microsoft birbiriyle yarıştı yani. Ve web tabanlı AboneNet şu anda kullanılan program yazıldı. TEDAŞ'ın kendi elemanları da 21 kişi beraber çalışarak Gölbaşı'ndaki tesislerde yaptılar. Tabii burada ben görevden alındım. Yani oradan ayrıldım. Refah Partisi Hilmi Güler geldi. Orayı soruşturdu. Ulan dedi ne yaptılar bunlar bilmem ne falan filan. Sonunda hiçbir şey çıkmayınca ben de TK'da gelen midir o zaman bu arada yani. Yani böyle bir şey oldu. İlim Bey'in orada bir şey oldu. Atlandık yani. Hiçbir şey olmadı yani. Hala kullanılıyor şu anda. Bir de orada tabii Sultan Dağı depremi oldu. Hatırlarsanız. Kışın. Oranın kriz heyeti başkanı olarak müsteşar yardımcısı olarak gittim yani o zaman. Orada da ya bayağı zorlu bir şey. Yani TEDAŞ'ın kısa bir süre çalıştım ama çalışanlarını buradan, yani özellikle teknik ekibin çok gayretli ve şeyi yani çalışmalar oldu. 43 tane köyün elektriğini yaklaşık 3-4 gecede bağlattık yani, bağlandı. Adamlar hatlar, hat diyorlar onlar. Hatlardan iniyor, geliyor, soğuk. Bir bardak çay içmeden öbür hatta gidiyordu adamlar. Yani dedi bu milletin yani böyle insanlar olduğu müddetçe sırt yere gelmez yani. Tabii böyle olurken biz müsteşar yardımcısı olduk kısa bir süre sonra. Zeki Çakan beni çağırdı. Ya dedim işte bir maden mühendisi arkadaşı görevden aldım dedi. Kim dedim? TK'ya gelen Yusuf Çevik'i konuşurken aldım görevden dedi. İyi dedim. Seni de oraya göndereceğiz şimdi dedim. Ya dedim Sayın Bakanım dedim. Yani yönetim kurulundan kimse yok mu dedim. Yani birini dedim. Aynen kanuna göre yapmanız lazım diye düşünüyorum dedim. 233'te öyle yazıyor dedim. Hemen rahmetli Mustafa Akpınar vardı. Sen hatırlarsın Kemal. Bir tane etibar kökenli birisi vardı. Onu çağırdılar içeriye. Dedi ki bak çocuk ne diyor dedi ya. Yanlış yapmışsın dedim. Selahattin ne diyorsun dedi. Ben böyle diyorum dedim. Ya olur mu dedi. Sen dedi doğru söylüyorsun ama biz de ona göre yapmadık ki tayinini senin dedi. Devlet memurları kanuna göre yaptık dedi. Sokaktan geçeni dedi kısa süreli bakanın tayin etme hakkı var. Belki dedi bütün dedi yönetim kurulu dedi suç örgütünün içindeyse ne olacak dedi. Kanun koyucu öyle düşünmüş dedi. Dedim o zaman ben dedim TEDAŞ'ta yönetim kurulu üyesiyim dedim.
Oradan istifa etmem gerekmiyor mudur Mustafa abi? Bak o doğru dedi, hemen istifa ettim. Kağıt getirdiler, oradan da istifa ettim, gittik şeye. TK'ye. YDK'cılar beni bekliyorlarmış, silahlarını çekmişler. İçeri girdim, dediler YDK seninle görüşmek istiyor. İyi dedim, gelsin. Dediler sen bu koltuğa oturamazsın. Yönetim kurulu başkanı da değilsin. Buraya da giremezsin dediler. Ya dedim arkadaş, ben dedim bakan dedim emretmiş, geliyorum. Gidin ona itiraz edin dedim. Yok dediler, yani bu yanlış. Ben de tabii gitmeden önce aklımda kalmış. İsmail Hakkı Arslan zamanında İsmet Sivrioğlu'nu genel müdür yardımcısı yapmışlardı. Kemal sen hatırlıyorsun değil mi? O arkadaş dedim ya İsmet abi beni böyle bir yere tayin ettiler. Sen dedim ne yapmıştın? Vallahi dediler şeyden Başbakanlık Personel Başkanlığından izin verdiler dedi. Herhangi bir problem yok dedi. Sen git otur dedi. Çıkarttım ben ona gösterdim. Bak böyle diyorlar dedim. Meğer 1475 mi öyle bir şey var. İş kanunu var. Ona tabi olan TPAO'da bir olay olmuş. O olayı buraya adapte edip söylüyorlarmış yani. Dedim tamam bu TPA'da olsaydı haklıydınız dedim. Ama dedim ben memurum. Burası da memur. Bakan da devlet memurları kanuna göre istediğini yapmaya özgür. Ben buraya oturacağım. Fakat benim de içime bir kurt düştü lan dedim. Şimdi bu adamlar bir küçük bir kağıt parçasıyla aklı mıyım değil miyim şimdi? Çağırdım hukuk müşavirini. Asman Hanım dedim ya ben dedim kimim? Böyle kestiği zaman bu tarafım genel müdür, bu tarafım dedim yönetim kurulu başkanı. Şimdi ben dedim genel müdürlük maaşını alabilecek miyim? Yönetim kurulu üyeliği maaşını alabilecek miyim? Yarın benden geri almasınlar bunları dedim. Gitti 10 dakika olmadan geliyor alamazsın diye. Aynı onlar gibi düşünüyormuş. Ondan sonra peki dedim yaz getir dedim. Altına imzala. Tam 2 ayda gelemedi geriye. Sonunda geldi dedi genel müdürüm dedi. Ben yarın emekli oluyorum. Bu da benim dedim hazırladığım şey. Sen dedi haklısın dedi. Alabilirsin dedi. Toplayabilirsin dedi. Herhangi bir problem yok dedi. Böylece TK'ye başladık. Ben tabii daire başkanı müsteşar yardımcılığında 13. sıradayım protokolde. Genel müdürlükte 33. sıraya düştüm. Ben dedim ya müsteşar yardımcılığa devam edeyim. Dedim, daha rahat orası. Zeki Bey dedi benim soyadım ne dedi? Çakan dedi. Ben seni oraya çaktım kardeşim dedi. Hiçbir yere gidemezsin dedi. Adam Temmuz'da çıkarttı kararnameyi. Şimdi bakıyorum bütün müesseseler kapanmış, işletme daire işletme olmuş. 233'te diyor ki üretim yapılan yerler müessese olması gerekiyor. Yani bir ticari bir faaliyet var orada. O orada denetlenmesi lazım. Orada vergi ödemesi gerekiyor. Ondan sonra onlar toplanacak bilmem. Bunu tabii zarar ettikleri için bazı yerlerde şey yapmışlar. Böyle bir çözüm bulmuşlar. Şimdi Etimat da öyle yapmış yani. Etimaden. Yani müesseseler işletmeye direkt bağlı. Yani böyle bir şey yok yani. Kanuna aykırı bence. Ve dedim ben bunu ispat ettim kanuna aykırı olduğunu. 233'e göre yeniden kurdum müesseselerimi. Ve sermayemi dağıttım tekrar müesseselere. Tabii müesseselerde daraldığı için, işletme müdürlüğü olduğu için kimse yetişemiyor. Personelle muhasebe aynı adam. Ne bileyim işte ara kademe yok. İstişare mekanizması yok. İşletme müdürü bir yazı yazdığı zaman genel müdür hayatta hiçbir şey diyemez yani. Onu zaten o atamış. Dolayısıyla müessese 233'e göre ayrı bir konsept. YDK hiç gitmiyor oralara. Denetim yok. Dolayısıyla böyle bir işlemle başladık. Ondan sonra anlaşılıyor ki bu Yusuf Çebi'nin zamanında bakan gelmiş bir kağıt imzalatmış herkese. Demiş ki şuralar 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 kapanacak. Zarar ediyor. Şırnak. Tam böyle dokunduğun zaman eli yaracağı yer. Erzurum. Ben onun için genç ve dinamik diye getirmişler. Bunları yapsın diye. Şimdi ilk önce Çorum kapatmanı. Ben de Çorumluyum yani. Hemen ertesi gün Çorum'dan 15 kişilik bir heyet geldi.
burayı kapatmayın, burası çok iyi bir yer falan filan bilmem ne. Ben de tabii iyice okumuşum yani, okuma uyum var. 1968 yılında TK'ye devredildiğinden bugüne kadar 275 milyon dolar zarar etmiş orası. Çok büyük bir rakam yani. Dedim bak arkadaşlar yani Çorumlular, hemşehrilerim böyle yani. Ben dedim bunun devamını yapamam. Çünkü dedim bu para bize lazım. Diğer yerlerde bizim yatırım yapmamız lazım. Yani bu parayı orada kullanacağız. Ben Çorumlu değilim dedim bu konuda. Ertesi gün bütün Çorum gazetelerinde çıkmış. Hemşehrimiz bizi tanımadı. Selahattin Anaç Çorumlu değilmiş. Ne kadar akraban varsa beni arıyoruz. Selahattin abi sen böyle bir şey dedin mi? Ne oldu? Nasıl Çorumlu değilim diyebilirsin falan filan. Yani böyle bir sıkıntılı oldu. Şırnak çok zor. 1 milyon 421 bin liraya mal oluyordu. Bir ton asfalt itti. Yani bunun artık yani dayanılır bir şey değil. Çünkü adamları alıyorsun. Şeyli gibi eski Mazıdağ gibi Sabri abi hatırlar. Götürüyorsun adamları. Yemeklerini yediriyorsun. İçiriyorsun. Geri getiriyorsun. Her gün böyle. Götürmesen problem oluyor. Getirmesen problem oluyor. Ya yani böyle bir yerdi yani. İşte Erzurum. Orası da öyle. Bunları kapattık. Ama şimdi kapattık. Elemanları ne yapacağız? O zaman rahmetli Ecevit zamanı Mehmet Keçeciler işte o şeyin içinde şey yapmışlar. Bir heyet kurulmuş. İlkokul mezunu ve altındakiler ve belli bir yaşın üstündeki olan herkes emekli olacak. Böyle bir şey. Ya da zamanı geldiği zaman emekli oluyordu. Sonra buna çevirdiler. Ben gittim orada anlattım. Dedim tamam bizim %65'imiz ilkokul mezunu. Ama dedim bunlar hepsi aynı anda işe girmiş. Bunların hepsini atarsak iş öyle duruyor. Dedim biz bunları yani çalıştıralım ama bir proje geliştirelim. İki tane adamı atalım. Zamanı geldiği zaman emekli olsun. Yerine bir tane sanat okulu mezunu alalım. Böyle bir proje çalışacağım ben dedim. Adamları ikna ettim tamam diye. Böylece elemanları atmadan yani o kişileri iki vardiyaya geçtik bazı yerlerde. Mesela Erzurum'dan adam Kütahya'ya tayin ettik, Bursa'ya tayin ettik. Şeye tayin ettik, Soma'ya tayin, Muğla'ya tayin ettik. Adamları dağıttık herkese, Çorumlulara bilmem neleri. Fakat Şırnaklara dokunmadık. Şırnaklara bir model içerisinde oradaki yerel insanlarla anlaşarak belli bir süre içerisinde onlar da isteklerine göre kendi isteyenleri tayin ede ede onlar da bir diyelim ki 400'den kaç kişiden 50-60 kişiye düşürdük yani. Sonuç olarak yani bu kapatma fikrinden dolayı bayağı karlı bir şey ortaya çıkmaya başladı. Yani bu müessese olduğu zaman zarar eden yerlerin olmaması gerekiyor ki yine eskiye geri dönmeyelim diye. Bu kapatmalar bunu sağladı. İkinci şeyde zarar eden yeraltı işletmeleri var. Dedik buraları da kapatalım. Tabii bu sefer karşında sendikalı işçiler var. Müesseseler zorlanıyor. Şeyi kapattık. Tunç Bile'yi ihaleye çıktık. Ciner aldı. 500 bin ton yıl üretim yapacak diye. Sonra Darkale diye bir yer vardı. Orayı kapattık. Oraya da ihaleye çıktık. Şimdi oradan zarar eden yerken kar etmeye başladılar. Yani sonuç olarak bir rödoman salıyorsun. Para kazanıyorsun. Kömür bizim yani bu sistemde. Yani rödoman diye de kömür benim için çıkarıyor. Eski sistem rödomansı kaldırdım ben ortadan yani. Şimdi böyle olunca bir de İmbat diye bir adam türedi. İmbat biliyorsunuz yani şimdi çalışıyor orada. Geçmiş dönemlerde bir şekilde orada üretici olarak kalmış. Devletleştirmeyi şey yapmış yani bypass etmiş adam. Bizim sebebine teşhisi var. Şimdi diyor ki adam geliyor şeye bakanlığa. Ben diyor takas yapmıştım 84'lü yıllarda diyor. Bana 8 milyon ton vereceklerine TK'ya 3 milyon ton verdi. 5 milyon ton alacağım var bunu bana versin. Ama biz şimdi ne kadar verdik ne kadar aldık bilmiyoruz. Çünkü daha orayı işletmiyoruz yani. Bizim adamın bize verdiği yerde 1 milyon mu var? 8 milyon mu var? Hiç mi yok? Bilmiyoruz yani. Takas muhasebesi yapacak durumda değiliz.
Sonuç olarak herkesle anlaştık. Dedik ki biz burayı adam bize bedelsiz devretsin geriye. Yani önce 2840-2072 olan yere gidelim. Arkasından adama burayı iz bedeliyle kiralayalım. Çünkü yani oradan gireceğiz yani tekrar. Ve kendisine de bir alan tarif edelim. Çıkan kömürü bize versin. Ne çıkarırsa. Minimum 1,5 milyon ton. Şimdi 2250 kalori 1,5 milyon ton. Fakat adam tuttu en zayıf yerden başladı. Bir sürü sorun yaşadık. Yani parayı şey veremiyor. 2250 kalori çıkaramıyor adam. Yani böyle bir şekilde ama sorunları çöze çöze gittik. Bu rahmetli o 301 kişinin vefat ettiği yerde Alp Bey'in de o zaman sahaları vardı. Onlarla da aynı dili yaptık. Ve şey yaptı. Daha sonra kendi işlettiğimiz yerlerde kapattık. Orayı demir export ihaleyle kazandı. Dolayısıyla orada yaklaşık 12 milyon tona yakın yıllık bir üretim yer altından gerçekleşmiş oldu. TK'de mesela bu konuların yani özellikle daha önce mesela yeraltı işletmeleri ekonomik değildir diye hepsini yazıyla kapatmış TK'nin eski yönetimi. Yani çıkan parayı harcamamışlar. Hatta şeyde tek ayak almışlar. Turç bilekte. Yani ayağın birini kullanıyorsun ve ikinci ayağı takamadığın için duruyorsun öbürü tekrar çalışıncaya kadar. Bir ayağı çalışırken 25 dolara düşüyorsa ikinci 6 ay 50-60 dolara çıkıyor. Yani böyle bir tuhaf bir şey. Şeyleri değiştirmemişler. Yani o bantları eskisi gibi bırakmışlar bana. Yani gerçek bir proje yapılmadığı için böyle olmuş. Biz dedik ki o zaman Tunç Bilek'te yeraltı işletmeciliğini biz yapalım. Şeyi biz çalıştıralım. Yani şeyden çıkmayalım. Ne diyorlar ona? Üretimden tam çıkmayalım ama en azından modern teknolojiyi uygulayalım. Örnek olalım ama diğer yerlerde taşeronlara verelim. Ama kömür bizim olacak. Böyle bir model kurduk. Ve ben tabii ayrıldığımda TK Genel Müdürlüğü 484 milyon karı vardı yıllık. Ve bu rölevans kalktığı için kömürden dolayı yaklaşık 90 trilyon karımız vardı. Daha sonra tabii bu sistem değiştirildi şimdi. Ne yapıyordun? Sahalar devredildi. Devrediyorlar. Dolayısıyla yani eski sisteme geri dönmüş oldu şu an. Demek ki bizim yaptıklarımız doğru değilmiş yani. Ya da modern konjektür bunu gerektiriyor yani. Şimdi TK'ya zarar ediyor şu anda. Deniyor. Şimdi bunların dışında önemli bir konu da fakir fukara kömürü. Her zaman biliyorsunuz spekülasyon konusu olmuş olan TK'ya çok zarara uğradı. TK'yı peşkeş çekti. TK'yı şöyle yaptı. TK'yı böyle yaptı. Çalıştığımız süre boyunca mecliste ve gazeteciler karşısında böyle suçlandım. Esası şu, şimdi Erzurum Kongresi'nin olduğu dönemde Bakanlar Kurulu kararı Erzurum'da toplanıyor. Ve orada bir şey veriliyor, meteoroloji öngörüsü söyleniyor. Deniyor ki bu sene 100 yılın en soğuk kışı olacak Erzurum'da ve o civarda. Beni arıyorlar, diyorlar ki biz diyorlar, sol aşağı yani güney kısmına denk geliyor. Burası burada şey verelim. Bedava kömür verelim. Fakire kömür verelim. Ben dedim bu dedim anayasaya aykırı. Fakir her yerde fakirdir. Sayın Bakan dedim. Yani biz dedim müsaade ederseniz herkese verelim yani. Vereceksek. Böyle bir model kuralım. Daha model kurulmadan İdris Naim Şahin bir açıklama yapıyor. İşte bilmem başbakanlığa bağlı bilmem ne fonundan parası ödemek üzere ihale şey çıkıp yapacağız bunu bilmem ne diye bir açıklama yapıyor. Dolayısıyla iş başlıyor daha Ankara'ya gelmeden adamlar. Biz de hazine, DPT, bakanlık toplan babam toplan sonunda 233'e göre bir formül bulundu. Orada 233'te diyor ki Bakanlar Kurulu fiyatları tespit etmeye de yetkilidir. Yani gerektiğinde el koyabilir şeylere. Bedeli karşılığında ödemek kaydıyla diye.
Dolayısıyla o modele göre Bakanlar Kurulu kararı çıkartıldı. Ben kömürü normal satış fiyatı neyse o fiyattan hazineye sattım. Dolayısıyla ÇKI Genel Müdürlüğü'nün hiçbir zararı olmadığı gibi çok büyük kârı oldu. Niye? Çünkü ben 2,5 milyon ton kömür sattım yani. Bu 2,5 milyon ton kömürün karşılığı yani onun ne kadar 6000 kaloriye denk geliyorsa o kadar ithal kömür ithal edilmemiş oldu. Bir dönemler oldu mesela Erzurum'dan arıyor adam bana vali. Genel müdürüm evet. Valla daha dedi Şubat şey Ocak'tayız. Fakir fukara kömürünü bitirdi. Bize kömür lazım. Ya arkadaş dedim yani bir talep yaptım. Biz bu talebi karşıladık zamanında. E şimdi dedim kışın ortasında nereden bulacağım ben bu kömürü dedim yani. Bir de kanuna aykırı. Yeniden olan onay gerekiyor falan. O zaman dedi ithal kömürü dedi dengelememiz lazım. Çünkü 800 liraya satılıyor dedi bir ton kömür. Erzurum'da. 800 ton TL. E ne yapacağım ben dedim. Bunu ya bunu indireceksin dedi. Ya da kömür vereceksin. Ben de Mustafa Kıraç KTM diyor bize. Kömür işletmeleri genel müdürü. TKİ'ye bağlı. Onu çağırdım dedim arkadaşlar böyle bir sıkıntı var. Sen dedim sana yetki veriyorum. Direkt git Trabzon'dan dedim. Kaç bin ton alabiliyorsan kömürü al. Satış fiyatıyla iyi pazarlık yap. Şey koymadan üzerine dedim nakliye. Getir dedim valinin kapısına indir. Daha biz 500 ton indirmişken fiyatlar 350 TL'ye düştü. Bak o kadar arada spekülasyon yapılıyor. Yani esasında kömürün tüketicisi olan fakir insanlar bu kömürü ithal kömür alarak mecbur yani. Boğazından kısıyor, çocuklarından kısıyor, ilaçtan kısıyor. Televizyona kaç kere çıktım ben anlatıyorum adam almıyor. Ben fakir değilim diye kuyruğa girmiyor. Yani sonunda bir patlama oldu. 2,5 milyon ton kömürü temin edemedik. Bu sefer geri döndük. Bizim o kapatma yapanların kömürlerine el koydum. Onları aldım. Gene yetmeyince ihale çıktım. Etraftan aldım, verdim. Yani dolayısıyla bence bu da çok önemli bir işlevdi. Bizim için, benim için. Ben fakir bir aile çocuğu olarak kömürün ne olduğunu çok iyi biliyorum yani. Dolayısıyla çok büyük bir şey duydum bu yaptığım işten. Tabii bunları yapabilmek için yıkama tesisleri kurulması gerekiyordu. İşte Soma'da en büyük tesisi kurduk. Avrupa'nın en büyük tesisi. Başka yerlerde kurduk. Seyit Ömer'de kurduk. Bursa'da kurduk. Muğla'da kurduk. Yıkama tesisleri. Yaklaşık 25 milyon ton kömür yıkadık yani. Tabii bu kömür sizin olduğu için kömür benim olduğu için yıkıyorum. İyi kalite kömürü satıyorum. Ara üründe termik santrale veriyordum. Yani böyle bir şey kazandım. Esneklik kazandım. Çimento fabrikaları mesela 800 bin tona yakın en fazla kömür verebiliyorduk. 2,5 milyon ton kömür vermeye başladık. Yani kömür bize ait olunca. Dolayısıyla yani bu TK ile ilgili bir diğer söyleyeceğim konu da özellikle bu Göynük, Şırnak ve Deniş termik santrallarının kurulmasıyla ilgili yaptığımız ihale modeli ilk defa biz uyguladık. Elektrik üzerinden kuruş kilowatt saat üzerinden pay almak yani gelirden pay almak şeklinde bir modelle kurulduk. Tabii bunu Elbistan'a taşımaya çalıştılar. Çok büyük bir iş oldu ama bu ekonomi olması yani mümkün değil. Yani çok zor bu model. Küçük oldukları için biz bunları yapmıştık. Tekin Asra'yla şeyde alamadılar. Çet alamadık. Bursa Uludağ'da oralar kaldı. Yunus Emre santralı da böyle kuruldu. Yani 3 tane 4 tane sonra Deniş benden sonra Deniş de kuruldu. Dolayısıyla bu kömürlerle ilgili de böyle bir termik santral ve kömür bağlantısı olan işleri öne açılmış oldu.
son dönemlerde ARGE faaliyetleriyle ilgili bayağı çalıştım. Şöyle düşündük, dedik ki çok iyi kalite kömür var. 5500 kalorilik Soma'da diyelim, 300-400 milyon ton yer altında kömür var, belki daha fazla. Yani çok derin olanlar var, 600 milyon ton olduğu söyleniyordu. Dedik ki bu kömürü biz yakmayalım. Biz bu kömürü ne yapalım? Gaza çevirelim. Dolayısıyla kazıldıktan sonra kömür de benim olduğu için yıkatılıp yıkanan kömür üzerine gazlaştırma tesisi kuralım diye çalıştık ve Amerika elçiliğinden 800 bin dolar mı bir para, hibe para aldım ve bir fizibilite yaptırdım. Yani 2,5 milyon ton kömürden 1 milyar metreküp sentetik doğalgaz elde edebiliyorduk yani. Bu Trigen projesi olarak şeyde bunu şey yaptık. TÜBİTAK'la beraber çalıştık. Hani ola ki biz de öğrenelim bu iş nasıl oluyor diye. Şeyde de, Turşbilek'te de daha önce hatırlarsanız Seyit Ömer'de o zamanki TÜKSAŞ'ın bir şeyi var. Sentetik amonyak üretim tesisi vardı. Seyit Ömer kömürüne dayalı. Fakat bir aklı evvel gelmiş, burayı kapatmış. Yani sona baktı, bizim TK'yla da katkısı olmuş. Yani TK ile sürekli müşteri diye fiyatı arttırmış kömür fiyatlarını. Yani açık ocaktan imal ettiği kömürü belki iki katına falan satmaya başlamış. Dolayısıyla bir ketenperi olmuş, kapanmış. Ondan sonra özelleştirmiş orası. Ya diyorum, buranın know-how ne oldu? Bana bir kere Gülen abla beni aradı. Şey dedi, orada dedi, dumansız kömürle ilgili dedi bir şey vardı dedi. Çok önemli bir reaktör, onun dedi bilgileri var mı? Onları bile bulamadım yani. TK'nin şeyinde yok. Şey de yok ortada. Sonra da dedim ya nasıl yapacağız bu işi? Dediler ki orada bir eskiden kalma bir çocuk çalışıyor. Soyadı Tanrıverdi ama adını unuttum çocuğun. Aradım. Abi dedi, burada bir şey yok dedi yani. Biz dedi burayı devraldık ama biz de burada bir yazı çizi bir şey yok dedi yani. Ama dedi bir Almanları, bir Almanca bir kağıt var dedi. Onu gönderdi. Bir kısım böyle operating manual bir şeyin yarısı yani. Sonra orada çalışmış Almanca İngilizcesi olan bir arkadaş vardı, kimyacı. Onu buldum. Onunla beraber çalışıyoruz şimdi. Biri bana dedi ki özelleştirme olduğu zaman bir kurum bütün evrakları özelleştirilen yere edilmemişse Sümer Holding'e devrediliyor. İyi dedim, gittik Sümer Holding'e. Evet dedi, biz dedi bir sürü belge var dedi. Ama dedi sizinki nerede bilmiyorum. E nasıl dedim ya böyle bir o zaman nasıl, niye dedim buradasın sen? Abi çağırdı birisi, nerede burada şeyin dedi, TÜKSAŞ bilmem ne şeyleri. Abi dedi Balgat'ta dedi bir binanın deposunda dedi alt katta. Biz zemin kiraladık, orada bazı evraklar var, belki vardır dedi. Oradan biraz şey aldık, gittik. Yani arkadaşımız seçti. Orayı kullanarak kendi temel mühendislik hizmetleri ürettik. Bir tane şey kurduk, küçük bir gazlaştırma tesisi. Metanol üretelim diye, metanol üretelim diye. Ve işletmeciliğini de TÜBİTAK'a bıraktık. Onlar da şeylerden çıksınlar yuvalarından yani. Sahada falan çalışsınlar bize diye. O tesis sonradan devreye girdi ama ben görmedim. Şu anda çalışıp çalışmadığını da bilmiyorum. Trigen de devreye şeye girmiş, Soma'ya taşımışlar. Önünden geçtim. Orada duruyor. Herhalde boş duruyor anladığım kadarıyla. Sonra Avrupa Birliği projesi yapalım diye. Özellikle hani bu bakanlık bana dedi ki ya dedi, enerjide dedi çok büyük sıkıntı var. Hiçbir proje yok. Bir proje yapalım dediler. Biz de Optimaş diye bir proje ürettik. 7 tane ülke, bilmem kaç tane şirket. Başına da İskender Bey'i koyduk. İskender Gökalp profesör. Ve geçti. Hacettepe Üniversitesi de ve TK'yı şey oldu. Temel mühendislik hizmetlerinin bir kısmını üretecekti. Kömür hazırlama bölümünü biz yaptık. O şeyde Hindistan'da bir pilot tesis kurulmuş. O bizim buradaki Çanakkale kömürleri
yüksek kükürtlü ve yüksek küllü kömürler içindi bu. Orada gazlaştırma denemeleri yapıldı. Gazi Teknopark'ta bir tane şey kurduk. Yer kiraladık. İlk defa. Orada da kömürün plazmayla gazlaştırılmasıyla ilgili çalıştık. Şimdi duyduğuma göre bir plazma devam ediyor ama bizim kurduğumuz pilot tesis kapatılmış. Bakteriler kullanılarak doğalgaz ve humic acid üretimi mümkündü. Onu da bir şekilde geri vermiş Amerikalı adamlar, sonra gelenler. Dolayısıyla orada -1 oldu, -2. Bir soru, işte, bir katkı yapabilir miyim? Bir Selahattin Bey'de bir sorun var, Dündar Bey. Tabii. Ben de bu arada bir şey hatırlatayım Selahattin Bey. 4:30'da otomatikman kapanırız. Yani toplamda 3:30 saat. Saat kaç? Tamam, 4. Benim zaten en fazla 10 dakika. 10 geçiyor. Dakikam kaldı. Biraz da vakit ayıralım. Sabri Bey buyurun. Teşekkür ederim. Selahattin Bey, tabii ben Etibank'tan 1988'de ayrıldım. Ergani Bakır. Ergani Bakır'da, yani madenin bir çocuğu olarak kendimi oraya ait hissediyorum. Maden, ben ayrılmadan önce işletmeler dairesi başkanı olarak ayrılmadan önce maden o yıl aşağı yukarı, yani eskiden ciddi şekilde zararlar ediyordu ama bir operasyonla Muruğ'dan konsantre aldık ve Ergani Bakır ciddi şekilde kara geçti. Ama kısmet değilmiş, ayrıldık oradan. Sonra da böyle bir nevi ölü hale getirildi. Arama yapılmadan, doğru düz arama, o bölgede hiç doğru düz arama yapılmadı. Yapılmadan bir süre böyle Rölant'te götürüldü, sonra da devrildi. Kaça devrildi derseniz, TL olarak o zaman 4 milyon TL'ye mi devrildi? Sonra bir operasyonla işte biraz daha arttı vesaire. Yıllar yılda çalıştı ve halen de zaman zaman çalışıyor. Bunun devir hikayesini ben sizden dinlemek isterim. Hiç kısmet olmadı, konuşmadı. Niye böyle oldu bu? Yani aramadan böyle izabesi var, flotasyonu var, asidi var. Yani böyle komple bir tesis teknolojik olarak gerçekten dünya, yani biraz eski falandı ama dünyayla yarışabilecek bir teknoloji vardı ve küçük, kompakt bir tesisti. Ne oldu acaba bu böyle bu hale geldi? Onu bir anlatır mısınız lütfen? Ya şimdi şöyle, benim bildiğim kısımlarını anlatayım ben. Ben proje tesis dairesi başkanıyken bir yazı geldi. Ergani Bakır kapatılmıştır. Dolayısıyla buranın özel teşebbüs eliyle işletilmesi için çalışmaların yapılması diye yönetim kurulu kararıyla işletme dairesi başkanlığının kapattığı bu yer bize bir görev olarak verildi. Yani bunu ihaleyle çıkıp birisine işlettirilmesi, devredilmesi, ya nasıl işte değerlendirilmesi şeklinde oldu. Ve biz tabii görev itibariyle aramadan da sorumlu değiliz, kapatmadan da sorumlu değiliz. Ancak oradaki hurda haline gelmesin diye eldeki tesisler bir çalışma yaptık ve bu çalışmada Beroner diye bir firma burayı kiraladı. Hatırlarsanız Sabri abi, sizin de olduğunuz bir ortamda bakanlıkta bir toplantı oldu. Şimdi bizleri çağırdılar, Doğulu milletvekillerinin tamamı. Sabri abi gibi böyle Doğu kökenli bürokratları da çağırmışlar, oraları biliyorlar diye. Ben o zaman mesela, o zaman şeyde değildim. O zaman hiçbir göreviniz yoktu abi. Görevim yoktu. Özel sektör. İtibarlı değildiniz yani o zaman. Evet. Biz şimdi gittik. Sabri abi tabii orayı bilen birisi olarak ve oraya hani devam etsin istiyor. Oradaki açıkların çok olduğunu, işte milyonlarca ton atığın dekapaj atıklarında %03-04 bakır olduğunu bilmem ne söylüyor. Şimdi öyle şeyler söyledi. Ben de dedim ki o zaman dedim Sayın Bakanım, benim dedim bir fikrim var. Madem dedim burası çok karlı ve bütün bu oturan
Doğulu arkadaşlarımız, oradan aktif kişileri istiyorlar. Bir şirket kuralım, bedava devredelim dedim şeyi, Ergani'ye. O zaman şöyle bir tepki geldi. Biz enayi miyiz dedi birisi. Burası zarar ediyor kardeşim dedi. E dedim yani şimdi devlet dedim zararı üstlenmek zorunda mı her zaman dedim. Yani madem burası karlı buyurun işletin. Ben dedim müteahhitin dedim sözleşmesini feshedeceğim dedim. Şimdi müteahhit ne yapıyor? Oradaki atıklarla oradaki madeni işletiyor. Karşılığında da bir rölevans veriyor. Yani yapılan işlem bu. Ruhsal şeyler adamın değil. Yani tesisler adam bir alakası yok yani. Tesisleri işletme hakkı verilmiş adama sadece. Şimdi ne yapmışlar? O adam dağıtmışlar. 3S'e vermişler öyle değil mi? Şu anda 3S diye bir firma çalışıyor. Yani bu çalışmanın yani bu yapılan çalışma nedeniyle 2-3 tane sosyal problem ortaya çıktı. Birincisi orada Nazlı Hanım diye bir belediye başkanı vardı hatırlarsanız. Babasının kızı. Onun suyu, elektriği, bilmem nesi, belediye bedava Ergani'den gidiyor imiş. Tabii özel teşebbüs bunları vermiyor. Vermeyince kıyameti koparıyor. Diyor ki bir otobüs parasına burayı verdiler. Bir bilmem ne parasına şöyle oldu diye. Başımız yani ağrıtıyordu arkadaşlar. Fakat yani Ergani'ye öyle yapılmış olması, Ergani hala çalışıyor olması anlamına geliyor. Yani eğer onlar o işlemleri yapmamış olsaydı çoktan orası hurdaya ayrılmış olacaktı Sabri abi. Yani tabii o hurdaya ayrılırdı. Çok katılamıyorum ona. Yani orada yıllar kapatılmış zaten Sabri abi. Çalışmış biri olarak. Yani kapatmayı diyorum. Ondan sonra tabii kapatmayı Ertan Taş'a soracaksın abi. Onu, tabii ya ben size şey etmiyorum. Sadece hikayesini biliyor musunuz? Yoksa yani, sakın al. Yanlış anlaşılmasın. Nasıl daha da kapatıldı biliyorsun. Bizim bir günahınız. Tabii abi. Efendim? Nasıl daha da kapatıldı biliyorsun. Hepsi kapatıldı. Şimdi o bir Keçiborlu kapatıldı. Enteresan model. Ben öyle bir soru soracaktım ama şimdi sizin sormayayım. Bir baş uzamasın diye. Ergani Bakır'la ilgili olarak o bir kapsam raporu, çok son derece yani back of the envelope dedikleri türden bir çalışmaydı o. Belediye başkanı bana geldi, sen buranın çocuğusun, ondan sonra burayı nasıl canlandırabiliriz, bize bir rapor ver. Peki, bunu gizli tutacağız, biz belediye olarak alıp götüreceğiz, ondan sonra bakanlığa götüreceğiz ve orada sizin söylediğiniz o model işte oradan çıktı. Buradan bir şirket kuralım, biz madenlere buraya sahip çıkalım. Çok o rapor ben öyle çıktı. Evet dedim ona. Efendim? Ben evet dedim. Evet, ona. Evet. O öyle çıktı. Keşke o zaman ben orada olsaydım, onu savunurdum ama kısmet değilmiş. Şimdi bu model yani iş böyle gelişince bu acaba Etibank'taki diğer işletmeleri tümüyle bir tek Bora endeksli bir şirket haline gelmemizi sağlamadı mı acaba? Mazda öyle. Yanlış Sabri abi bak. Senin yani, her çalıştığın yeri kapattıklarına göre seninle ilgili bir şey yapıyorlar belki de. Ben hiçbir yani, zaman hiçbir yere kapattılar. Kapatmadım. Uludağ'ı kapattılar değil mi abi? Onu soracaktım ama onu da sormadım. Evet. Senin işletme dairesi kapattı bunları. Ya benden sonra kaç tane müdür geçti? Bilmiyorum sayısını unuttum yani. Yani ben hani, onu sormadım onu açısı bende duruyor. Değil, açma tarafında yer aldım yani hep. Ona, yani şey söylüyorum ben, şunu söylüyorum. Yani bir ekonomik işletme böyle kapat, Bazdağ gibi kapat ve sonra bütün ekibe parasını şirketin kendisi ödesin. Ya kapatacaksa devlet kapatır neyse, madem devletle işletmesi kapatır, sonra görev zararı olarak parasını öder, bunu şeyin sırtından bu masrafı yani ekonomik işletmenin sırtından alır. Şimdi oraya ücret öde, buraya ücret. Şimdi o kötü örnek oluyor. Sabri abi zaten kapandığı zaman bütün şeyleri, zararlarını genel müdürlük karşılıyor zaten. Orada sadece evet, ben de ona itiraz işletme edeceğim. Olmayan, hiçbir hükmü şahsiyeti olmayan bir yığın kalmış oluyor. Sadece onu korumak için şu çalınmasın, bu çalınmasın bir iki tane adam bırakılıyor o kadar. Hayır, işçilere falan uzun yıllar ücret ödendi mesela Mazdağ'ında. Yani yıllar yılı ödendi. Dedim ya adamları götürüp getiriyorlardı diye. Evet.
Yani bir ekonomik olay böyle yürütülmez. Şimdi şu sıralar bir moda oldu. İşte yeniden devletleştirelim vesaire diye. Yani CHP de bunu böyle reklamını yapıyor. Yeniden devletleştirelim. Devlet şu andaki hükümet de zaten öyle bir hava içinde. Ya biz bunu devlet eliyle yapalım falan diye. Yani bu tür şeyler politikacının elinde sonra çok kötü şekilde yönetiliyor. Ve işte Mazda örneğinde gibi bir türlü kapatılamıyor ve yıllar yılı orada bir tüfeğli gruba para ödeniyor. Sosyal şey adı altında. Ama bu aslında ekonomik işletmeciliğin ruhuna zarar veruyor. Düpedüz tabii, ruhuna, doğru, ruhuna zarar veriyor. Yani her kapattığım yerin elemanları... Benim kanaatim o yöntemler, o şeyler Etibank'ı sonradan, yani borları kurtardık mı tam emin değilim henüz, Etibank'ın sonunda elden çıkmasına neden oldu diye düşünüyorum. Evet, ben sizin görüşünüzü hakikaten merak ediyorum. Kaldı ki Ergan Etibank'ı yaratan bir kuruluş. Ergan olmasaydı Etibank olmayacaktı yani. O kadar çok para kazandırdı. Dolayısıyla tarihsel bir yer, mesela ben olsam orayı müzeye çevirirdim yani. Aynen o programın Nazan Hanım dediğiniz lanet kadın, yani biz oraya bir program da yaptık, orayı müzeye çevirelim diye. Etibank'a da dilekçe verdik, hatta bir madenler olarak dilekçe verdik. Orayı müze yapalım dedik. Keşke. Kadın da geldi, kaymakam geldi vesaire, böyle bir şey oluştu. Üstadım o muameleler devam ederken 3 ay sonra öğrendik ki Nazan orayı, bilmiyorum belki Kemal Aydın Bey de bu konuyu biliyor. Nazan orayı bir şekilde ihaleyle almış, sökmüş. Oradan aşağı yukarı 38'den itibarenki gelişen teknolojinin her şeyi vardı. Ondan sonra orayı hurda niyetine satmışlar, hurda fiyatına. Sökmüşler ve satmışlar. Yani o da bir yara oldu. Onun için lanetliyorum o kadını. Belki Kemal Bey'in belki bir fikri vardır yani, o nasıl oldu öyle bir şey. Evet, evet. Şimdi müsaade ederseniz Ergun Bey, ben 5-10 dakika şeyi kapatayım. Ondan sonra kalan zamanda diğer soruları alayım. Ben şimdi emekli oldum 2012 yılının Ekim ayında. Ondan sonra 2011 yılının Ekim ayında, 2012'de de bu Minaritolio AŞ şirketini kurdum. Ve şu anda temsilcilik, mühendislik ve danışmanlık yapıyorum. Bir Belaz kamyonlarının temsilcisiyim. Satmaya çalışıyoruz. Bir de şu anda çinko oksit ve çinko boratla ilgili ARGE çalışmaları yapıyoruz. Boren'de bir projemiz var. Esan'da 2019 yılında yönetim kurulu danışmanlığı yaptım. 2020'den itibaren de İçtaş'ta danışmanlık yapıyorum. Bu RCR Holding, Sabri abi biliyor. Holding AŞ'de kısa bir süre gelenlik yaptım. Orada da bu Hakkari'de yeraltı ve açık ocak madencilik geliştirmek için Kanada borsasına kayıtlı şirketin yönetim kurulu üyeliği yaptım. Dolayısıyla bu borsa işlerini de biraz öğrenmiş olduk. Bir de mobil bir şey almışlar, tesis benden önce. Onu da orada çalıştırdık. Belli bir miktar başarı elde ettik ama fiyatlar çakıldı. Tesisler kapandı. Ruhsatları da oradaki yerel vatandaşlara devrettik. Anladığım kadarıyla şu anda madenci olmuş durumdalar. Madencilik yapıp çıkarttıkları madenleri Siirt'te kurulan metal madencilik için kurulacak ya da kurulmuş olan tesise vermek üzere bir anlaşma imzalamışlar. Diğer İsmet Ölmez diye bir arkadaş daha vardı. Onunla da Çayeli'nin sahibi olan First Quantum bir anlaşma imzalamış. Dolayısıyla Hakkari bu olaylar biraz yatışırsa belki de madenciliğin yeni merkezi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü orada çok iyi kalite sahaları var. Argon var, krom var. Çinko sahaları var. Belki titanyum, lityum, o tür şeyler de olabilir deniyor. İnşallah orası güzel bir memleketimizin
en güzel yerlerinden birisi. Benim çok sevdiğim bir yer. İnsanlarını da çok sevdim. Bir sene kadar çalıştım orada. Dolayısıyla şimdiki en son geldiğim noktada yakın bir zamanda bir tane Ankara'da bir pilot tesis yeri arıyoruz. Bir şirket kurduk. Ondan sonra inşallah kısa bir süre sonra çinko oksit, Ergun Bey, Dündar Bey iyi bilir. Bu Dedeman'ın atıkları veyahut da işletmediği karbonatlı cevherlerden çinko oksit üretmek için çok iyi bir çalışmamız var inşallah. Daha çok bununla uğraşıyor olacağım yani bundan sonraki birkaç yıl inşallah. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu şeyi kapatırken özellikle Yurt Madencilik Geliştirme Vakfı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Sevdiğim insanları görmüş oldum tekrar. Onlarla hasbihal etmek, eski günleri anmak. Ondan sonra şu anda yerinde yel esiyor dediğim Etibank Genel Müdürlüğü altı katının içinde bir hayalet gibi dolaştık. Bütün bu kötü ya da iyi kararların alınmaya çalışıldığı, emek sarf edildiği yerler şu anda maalesef otopark olmuş durumda. Aidiyet olarak havadayım ben şu anda. Yani nereye aitim? İngiltere'den ayrıldım, orada değilim. Köyden ayrıldım, orada değilim. Gece konudaydım, orası değil. Etibank'tı, kapandı. Yani herhalde Türkiye'den de atılırsak hiçbir yere ait olmayacağız yani. Aidiyet de çok önemliymiş. Kilo almanın en büyük nedenlerden birisi bir yere ait olmamakmış psikoloğumun dediğine göre. O yüzden en kısa zamanda ait olduğum bir yeri bulmam lazım. Bir pilot tesisi kurup onun içine oturayım diyorum Sabri abi. Çiğdem ablanın yanındasın. Yeter sana abi. Evet. Evet. Durum böyle. Selahattin Bey, nasıl deniz? Sizinle sohbete doyum olmaz. Hakikaten zevkle dinledik. Daha başka anlatacak şeyler de var ben biliyorum da. Maalesef 5 dakikamız var. Soru sormak isteyen varsa arkadaşlar. Ben bir nokta bir şey söyleyeyim. Hakkari'de ben de o dönemde geldim gittim. Ya adamlar Kalaşnikov'la çalışıyordu. Yani orada çalışanları gördüm. Orası ne çalışıyordu? Kalaşnikov zırhlı arabalarla falan. Şimdi şöyle orada daha çok Sabri abi döneminde oldum bilmiyorum ama Komiko orada çalışmış. Yok benden sonra. Benim dediğim bir arkadaş çalışmış orada. Ben ona gittim dedim 9 tane sondaj yaptın. Niye ayrıldın buradan? Abi de bizim çalışmamız ilkesel olarak mümkün değildi artık dedi. Dedim bari demiş 9 tane sondajın şeylerini alayım senden. Parasını neyse ödeyelim. Onu da veremeyiz dedi. Şeye aykırı dedi. Ama dedi ben sana şunu söyleyebilirim dedi. Onun sözünü aynen söylüyorum. Hakkari bilinen dünyanın madencilik olarak en zengin yer olduğunu garanti edebilirim dedi. Evet. Kalaşnikov da olsa, zırhlı da olsa orada bir şekilde çalışanlar var. Şu anda mesela First Quantum dağlarda geziyor. Hiçbir şey de olmuyor. Yusuf Bey buyurun. Müsaadeniz olursa bir sorun olacak Selahattin Bey. Merhaba, Yusuf Tuncel. Yatan Termik'ten 96-98 yıllarında Artvin Murgul'da Demir Export'ta şantiye şefiydim ben. Evet. Bu dönemde KB'ye ait bir izabe tesisi vardı Murgul'da. Benim olduğum dönemde izabe tesisi tabii filtresiz olduğu için çok zarar veriyordu. Sonra revizyona girdi. Yaklaşık yani benim bildiğim 100 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. Ve tam devreye alınacaktı. Çalışma aşamasına geldi. Birdenbire kapatıldığını öğrendik o tesisin. Sonra bir süre sonra da hurda olarak satıldı. 2 milyon, 3 milyon dolara da satıldı. Yani buranın akıbetini hiç öğrenemedim. Sizin bir bilginiz var mı acaba? Bu şey mi? Etibank'ın kurduğu tesisten bahsediyorsun değil mi? Etibank'ın da olabilir, evet. Murgul'da. İki tane tesis var orada. Birisi Murgul'da. KB'ye ait olan, şeyle çalışan, ne diyorlar ona? Otojen değirmen olan yer. Öbürü de normal öğütme şey olan bir tesis.
O hiç devreye alınmadan hep orada kaldı kaldı kaldı. En son duyduğuma göre Ciner sanıyorum onu Siirt'teki. Doğru, Siirt'e götürdü. Doğru. Siirt'e götürdü, ben onu diye duymuştum. Gerçi onun akıbetini de biliyorsanız öğrenmek isterim. Hiç çalışmadan. Siirt'e gitmiş diye duyuyorum işte. Evet, benim sorduğum aslında Murgul'un içinde olan bir tane izabe tesisi var. İzabe tesisi. Aslında Atilla Bey'in de bilgisi olabilir. İzabe tesisi. Evet. Ben geldim de orada kapatılmıştı Atilla Bey değil mi? Değil mi? Mikrofon kapalı. Atilla Bey, sesiniz kapalı. Mikrofon. Atilla Bey, mikrofon kapalı. Dündar Bey, Atilla Bey'in mikrofonunu açar mısınız? Açık değil mi? Şimdi tamam. Gelebilirsiniz. Şimdi Karadeniz bakırı ayrı ve kit olarak ilk kullanılan kitlerdendi. Ve flotasyonu 32-33 otojen. Dolayısıyla konsantre üretiliyor. 66 kilometreyle Hopa'ya basılıyordu. Oradan filtreledikten sonra Samsun izabesine gidiyor. 45 bin ton yıllık bir flash sistemiyle çalışan izabe vardı. Daha sonraları Etibank kendi ilave bir konsantre tesisi kurdu. Maxomer firmasının ismini alarak Maxomer tesisi diye deniyordu. Doğan Çeşen'in daha çok projesini yürüttüğü bir projeydi. Daha sonra genel müdür oldu. Murgul'da iki tane maden sahası, bir Damar maden sahası ve bir de Çakmakkaya maden sahası. Çakmakkaya evet. Maden sahası Karadeniz Bakır'a aitti, Damar maden sahası Etibank'a aitti. Hava hattıyla kırılmış cevher Murgul'a indirilip orada izabesi yapılıyordu. Dolayısıyla çok önceleri Etibank kurulduğunda bir %13 verimle bir Fransızların kurduğu asit tesisi vardı. O %13'te tabii ki yapılan üretim, asit üretimi 400 randıman olmuyor ve Murgul'un tamamen çevresini mahvediyor. Ve dolayısıyla %13'te çalışacak olan tesis hiç çalışmasın daha iyi diye o sökülüyor. Uzun bir zamanlar tamamen SO3 doğaya veriliyor. Ve ama Atilla Bey, ya sözünü keseceğim ama o dönemde revizyonu tamamlandı, tamamlanmasının arkasına kapatıldı. Ya onu ondan başında bendim. Hem izabenin revizyonu hem asidin revizyonu da başında bendim o zaman proje koordinatörü olarak. Ondan sonra tam tarihini hatırlayamıyorum şimdi yani çünkü ekranda olduğum için direktman algılayamıyorum. Etibank Karadeniz Bakır'a devroldu. Çünkü Karadeniz Bakır'ın sermayesinin büyük bir kısmı Etibank oldu. Ve devroldu. Dolayısıyla bizim zamanımızda hem yukarıdan Murgul'dan, Damar'dan hava hattıyla konsantre indiriyordu, bakır üretiliyordu. Aynı zamanda da yukarıdaki Çakmakkaya tesislerinden Samsun'a konsantre gidiyordu. Ama yine asit tesisi yoktu. Sonradan Etibank tam devredilmeden Karadeniz Bakır'a önce anahtar tesis mi Nurol'un yaptığı bir asit tesisi vardı. Polonyalıların projesi. Bu projede devreye girerken bazı sıkıntılar oldu. Karadeniz Bakır'a devrettikten sonra tekrar bir tahsisat alındı. Ve o projeyi devreye aldı. Bir müddette asit ürettik. Ürettiğimiz asiti satamayınca Murgul Deresi'ne bastık. Bu bir ifşadır. Ondan sonra asit Türkiye'de satılamıyordu ama dolayısıyla karar alındı. Ekonomik değildir diye Murgul izabet tesisi durduruldu. Dolayısıyla asit de durduruldu ona bağımlı olarak. Daha sonra da özelleştirme kararı alındı ki özelleştirmenin de başında yine bendim. Ankara'da üst komisyon ve raportör üyesiydim. O zaman yine Ankara'ya tayin olmuştum. Murgul'un özelleştirmesine karar verildi. Dolayısıyla aşağısı da yani Etibank'ta özelleştirmesine karar verildi. Hepsi hurda olarak aşağıdaki tesisler gitti. Yukarıdaki tesisleri de Cengiz aldı. Cengiz de ilk başta o da sökmeyi düşünüyordu. Fakat bakır fiyatlarındaki anormal kademe kademe yükselmesi neticesinde tekrar devreye aldı. Bizim dekapaj dediğimiz yerlerde cevher oldu. Halen de arıyor. Demin Sabri abim bahsettiği konuda da özelleştirme 4046 eskiden gençliğimde çok iyi ezberi biliyorduk ama hiçbir zaman 4046 sayılı özelleştirme kanunu uygulanmadı. Tam bir evet burada bir suç teşkil etmesi sömürüye yönelik oldu. Şimdi mesela bakır fiyatları yükseldiğine göre Ergani'nin çevresi taranırsa bir Murgul'un çevresi rezervleri geliştirdiği gibi ve küredeki ki arkadaşlar daha iyi bilirler. Kürede bitti bitecek kapatalım dendi ama şimdi rezervleri gelişti. Çok daha güzel işi götürüyor özel sektör. Yani bu Ergani'de aynı sorun vardı.
Murgul Çakmakkaya yukarısını bu fiyatlardan dolayı kurtardı ama aşağıdaki izabe tesislerini bir sökülmeden önce hatta ben dahi derdim Murgullara burayı bir değerlendirelim belediyeye olsun oradaki nakliyeciler birbirine ama kimse yanaşmadı o işe. Nasılsa yukarısı çalışıyor dendi. Bilmiyorum sizin sorduklarınıza cevap verebildim mi? Yani Karadeniz Bakır'a birleştikten sonra aşağı yukarı revize ettik. Hatta Maksomer diye tekrar da Etibank'ın kendisi için Murgul'da damarda kurduğu tesisi. Onu da yine bir revizyonunu ben yaptım. En son şey Erkan Hacıoğlu devreye aldı işletme meclisi müdürüyken. Onu da söktüler ve Siirt Madenki'ye satıldı. Evet ben o tesisi, İzabe tesisi ise hepten tamamen hurda olarak gitti. Bilal Bey, maalesef süremiz doldu. Yani saniyeleri sayıyorum ben burada. Çok teşekkür ederim Bilal Bey. Ben bu kadar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hoşunca daha çok. Selahattin Bey, çok çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir şey oldu. Dündar Bey, Dündar Bey çok teşekkür ederiz efendim. Rica diğer sevgili hocam orada. Hani, demin şeyi söyledim. Ben Ergün Bey'i gördüm. Rıfat Bey'i gördüm. Burada önümde şu anda değiller. Hepinize çok selam saygılar. Sağlıklı günler. İyi hafta sonları. Evet. Güzel görüşme, buluşma oldu. Teşekkürler. Canel Hanım çok sağ olun. Teşekkürler size de. Selahattin abi teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Evet. Selahattin abi teşekkürler. Teşekkür ederim herkese. Teşekkürler. Görüşmek üzere en kısa zamanda inşallah. İnşallah. Selahattin Bey önce siz gidiyorsunuz. Önce misafirler çıkıyor. Biz sizi bekliyoruz. Ha, tamam. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim genel müdürüm. Çok sağ olun. Önce misafirler gidiyor diyor. Misafirler gidiyor şu anda. Hayır. Yani sizin çıkmanız lazım o anlamda söylüyorum. Biz sizi bekliyoruz.